Evet, ses deneme, ses 1-2. Merhaba arkadaşlar. Şu anda kimse yok biliyorum ama bu yayını sonradan izleyecek olan arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum, merhaba diyorum. Evet, biraz duyuru yapmam lazım. Henüz 10 dakika önce karar verdim yayın yapmaya. Eve apar topar geldim ve dedim madem saat uygun, madem yarın cumartesi biz bir Ultimate Cup yapalım. Bir önceki bölümde çok uğraşmıştık, çok denemiştik ama maalesef başarılı olamamıştık. Sadece Fenerbahçe kadrosuyla son 16'yı geçtik. Çeyrek finalde elendik. İtalya kadrosuyla son 16'yı geçtik. Çeyrek finali geçtik. Yarı finalde Paris Saint-Germain'e elendik maalesef. Bugün değişik bir kadro dizmek istiyorum. Şu anda kaç kişi var, kaç kişi yok bilmiyorum. Şu anda kimse yok herhalde. Daha duyuruyu Facebook sayfasında yeni yaptım. YouTube sayfamızda da duyuruyu şu anda paylaştım. Yavaş yavaş geleceksiniz biliyorum. Bir 20-25 kişi olsun. Oyuncu alışverişinde bulunmam lazım sizlerle alakalı arkadaşlar. Sizler bana tavsiye edeceksiniz. Bir Türkiye kadrosu dizelim istiyorum. Şöyle bir 10-15 dakika. Ondan sonra yayına başlayalım. Onun yayında da sıkıntı yoktur. Haydi bakalım. Biraz ekrana bakayım, chatbox'a bakayım. Duyuru yapmak için şöyle geliyorum. Görkem Oz. Aleyküm selam, hoş geldin. Sanırım yayına gelen ilk kişi Görkem Oz. Evet, geliyorlar. Arkadaşlar geliyorlar. O kupa buraya gelecek Denizcan. İşte bakın, yavaş yavaş geliyor. Kardeşlerim, arkadaşlarım. Bir önceki yayını takip edenler efsane bir yayına tanıklık etmişlerdi çünkü çok heyecanlıydı, çok acayipti, gerçekten çok acayipti, çok zor. İşte chatbox'a aktı yazılar, geldik, varız, buradayız, merhaba, selam Burak abi, ben Güngör Tiryaki, Face'teki Güngör, selam kardeşim. Görkem olsa abi adımı söyler misin? Tuğcan, selamun aleyküm abi demiş, aleyküm selam. Berkan abi, Çikarito'yu al falan. Despero, Despero Kupat, tam okuyamıyorum, biraz ekran uzak olduğu için kolay gelsin. Devrek demiş, selam Burak abi, ben Güngör, tamam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aleyküm selam. Yavaş yavaş çoğalacağız. Dediğim gibi henüz 10 dakika önce karar verdim yayını yapmaya. Kimsenin haberi yok. Sürpriz oldu. Mert, Halil, Sofu. Cuma akşamı iyi gider. Aynen. Yarın tatil. Yalnız saatler ilerledikçe çok fazla bağıramayacağım da hep beraber bu Ultimate Cup'ı almamız lazım arkadaşlar. İşte bu da hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Bugün yayınladık. Ya bu neden klavye şeyi böyle olmuş? Bir saniye arkadaşlar. Buradan bir çıkayım. Oyunu bir yeniden başlatayım. Bon Aykut. Burak abi ben de şu anda The Evil Within serisini izliyordum. Yayın açtığının maili geldi. Hoş geldin kardeşim. Bir saniye. Bir dakika arkadaşlar. Tekrardan başlatacağım. Çünkü şey yaptığım için, İlk tuşa klavyeyle bastığım için aşağıdaki oklar moklar, bu A'ya bas, X'e bas, Y'ye bas falan, onların hepsi klavye tuşları görünüyordu. Ona sinir oldum. Tekrardan oyunu başlatıyorum. Ber çok açık yeşil yazmış. Berat Ebik F5353, göremiyorum uzaktan. Abi o kadar param var, yıldız oyuncu alsana bir tane. Muygun abi Ultimate Cup'ta neymiş, krallı gelsin yine kupayı alırız demiş. İşte bu destekler olduğu sürece biz Ultimate kupasını da alırız biliyorsunuz. Ha, 47 kişi olduk bu arada. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayına da Twitch kanalımızı yeni takibe alan arkadaşlar da var. Onlar da hoş geldi. Şöyle. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çoğalıyoruz şimdi. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ultimate Cup'ı bugün alır mıyız acaba arkadaşlar? Çok zor bir kupa. Bunun altını çize çize söylüyorum. Acayip zor bir kupa. Legend değil, onun üstü. Ultimate Team'e özel bir olay bu. Çok sakin, çok paslı, çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Elenebiliriz. Olsun. Zevki de burada zaten. İmkansız bir kupayı almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yoksa Legend'a karşı, profesyonele karşı, yok World Class'a karşı bunlar kesmiyor. Yani kazansanız da ne olacak? Kazansanız da bir işe yaramıyor. Çünkü benim mantığımda, benim hayat felsefemde arkadaşlar, insan sınırını en zorlayacak
modda bir şeyler başarabilmelisiniz ki kendinizi ancak öyle tatmin edin. Yoksa diğerleri kesmiyor gerçekten. Başarılar, başarılar. O kupa buraya gelecek. Desteklerinize gelecek arkadaşlar. Bakın, harikasınız. Hiç yayın planda yoktu. Hiç duyuru yapmadım. 15 dakika önce sadece karar verdim, dedim girelim madem saat uygun, ben de müsaitim. Bir yayın yapalım. 50 kişi olduk bir anda. Gelen arkadaşların hepsine selamlar. Bir kadro dizmemiz lazım. Elimizde 112 bin para var. Yıldız futbolcu niye almıyorum? Burada sadece arkadaşlar Fenerbahçeli futbolcularla oynuyorum, bildiğiniz gibi. Kırmızı Kep YouTube kanalında devam eden bir serimiz var. Bakın Division 1'deyiz. Sadece Fenerbahçeli oyuncularla Division 1'deyiz. Şimdi kupaya gireceğiz. Bu kupayı almaya çalışacağız. Elimizde İtalya kadrosu var. Gelin bir Türkiye kadrosu dizelim arkadaşlar. Türkiye liginden bir kadro dizelim. Kimyamızın %100 olması lazım. Transfere giriyorum. Hatta şöyle yapacağım. Bir dakika. Kadrolar diyeceğim. Kadrolar. Yayında bir sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Ben Ultimate Cup'ta finali göremedim, sen göre. Vallahi ben de göremedim. Yemin ederim ben de göremedim. Çok çok oynamadım zaten Ultimate Cup'ı. Ben genelde Ultimate zorluk derecesini bu Ultimate Team'de haftanın kadrosu açıklanıyor ya, Team of the Week. Ultimate size 1000 para veriyor. Eğer onu yenerseniz 1000 coin veriyor. Ben yenemiyorum abi. Açıyorum ya, beni berabere kalıyoruz ya yeniyorlar. Bir türlü yenemiyorum. Şu yukarıda gördüğünüz 125 mağlubiyetin sanırım 25'i falan şeydir. Ultimate zorluk derecesinden aldığım mağlubiyetlerdir. Şimdi hep beraber menajer oyunu gibi beraber kadro kuracağız. Başlamayın. Oyuncu tavsiyelerine başlamayın arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben teker teker soracağım. Tamam mı? Elimdeki parayı bugün bu kadroya kullanabilirim. Şöyle 20 binini, 30 binini. Yeni bir tane kadro yaratacağım. Yeni kadro oluştur. Kadronu kur diyorum. Kadro adı arkadaşlar Türkiye. Anlı şanlı Türkiye'miz. Evet, girdik. Sistemimi ayarlıyorum. Birazdan yorumların hepsine bakacağım. Şu anda tavsiyelerde bulunmayın arkadaşlar. Ben mevki soracağım size. Lütfen. Chatbox dolmasın. Size mevki soracağım. İlk başta sistemi bir ayarlayayım. Benim alışık olduğum sistem bu değil. Bu. Evet, bu sistemde oynayacağız. Tamam mı? Bu sistemde. Şimdi siz kaleci tavsiyelerinizi yazın. İki tane kaleci alacağım. Yalnız kendimi bir bardak su doldurmam lazım. Boğazım çok kötü durumda şu anda. Gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Bir kaleci tavsiyesi, iki kaleci tavsiyesi, iki tane de sol bek yazın. Türkiye liginde oynayan. Yabancı da olabilir, Türk de olabilir. Hadi geliyorum. Çok güzel bir kadro dizeceğiz. Bu ultimate kapağı alacağız arkadaşlar. Geliyorum. Sol bek ve kaleci. Haydi. Evet, chatbox'a yorumlar geliyor. Mustera ve Volkan demişler. Cenk. Cenk. Şimdi çok fazla yorum var. Bakalım. Karar vereceğim arkadaşlar. Önemli olan gerçekten paranın da az olması. Çok fazla para harcayamam. Çünkü bu benim zor zamanlar için sakladığım bir para. Yarın öbür gün Fenerbahçe'nin inform oyuncuları çıkarsa onları alacağım. Biliyorsunuz benim Ultimate Team'de devam eden bir Fenerbahçe serim var. Sadece Fenerbahçeli oyuncularla Division 1'e çıkmayı başardık. Bakın. Tekrar tekrar söylüyorum. Sadece Fenerbahçeli oyuncularla Division 1'e çıktık biz. O yüzden saklıyorum bu parayı, Fenerbahçe'nin inform oyuncusu gelir diye. Şimdi genel olarak Volkan, Muslera ve Cenk yorumları var. Tamam. Başlıyoruz. Haydi bakalım. Transfer markete giriyorum arkadaşlar. Transfer markette Volkan'ı almayacağım. Çünkü yüksek ihtimalle sol bek ve sağ beke Caner ve Gökhan aldığım için kalede Volkan'ı istemiyorum arkadaşlar. Cenk mi diyorsunuz? Bir saniye. Cenk değil mi? Ucuz olsun yeter. Evet, Cenk'e bakıyoruz arkadaşlar.
Oha. 1700 fazla arkadaşlar. Böyle 350'lik 400'lük kaleci almamız lazım. Muslera'ya bakalım. Muslera. Fernando Muslera. Bakıyorum hemen. 1 dakika sonra 1300'e alabiliyoruz. Hemen o dolmadan şuradan maksimum satın alma fiyatı 1000 diyeceğim. 1000'lik muslere varsa alacağım arkadaşlar. Yok. Tamam. Şöyle yapalım. Muslera. Kalede Muslera. Hepimiz yanacağız. Neyin kafası? Tamam, 1300'lük muslere var arkadaşlar. Biz buna teklifimizi verelim. 57 saniyesi var. 1300'e muhtemelen muslere alacağız. Kalecimiz tamam. Bir de yedek kaleci alalım. Kötü bir kaleci söyleyin arkadaşlar. Anadolu takımlarından bir kaleci olsun. Anadolu takımlarından. Böyle yedek kalecimiz çok iyi olmasın. Volkan Babacan, değil mi? Volkan Babacan. Çok güzel. 62. Tamam. 23 dakikası var. Heh, 200. Tamam, çok güzel arkadaşlar. Ultimate Cup'ı bu gencecik oyuncularla, bu pırıl pırıl Türk kadrosuyla alacağız arkadaşlar. Tabii çok zor. Eleneceğiz. Büyük ihtimal eleneceğiz ama sıkıntı yok. Volkan Babacan, şöyle kontratlarına bakalım hangisinin fazla. Şunun daha fazla. Volkan Babacan'ı da alıyorum. Hayırlı olsun Volkan Babacan. Bekleyin. Bekleyin. Chatbox'ı takip ediyorum. Abi seni Teknosa'da gördüm demiş biri. Antakya'da mı gördün? Şimdi ata. Tamam. Bunu şöyle aktif kadroya, aslında hepsini aktif kadroya o zaman atarız. Yedeklerin başına Volkan Babacan'ı alıyorum arkadaşlar. Tamam, iki tane kaleci aldık. Çok fazla oyalanmayacağız. İki tane kaleci aldık. Şimdi sol bek. Arkadaşlar sol bek tavsiyelerinizi bekliyorum. Messi yazmış biri. Sol bek. Caner Erkin ile başlayalım. Caner Erkin. Fiyat 1300, 950'ye var. 950'ye var. Şuradan max satın alma fiyatını 800 yapayım. Belki buluruz 800'e bir Caner Erkin. Yok. 850 var mı? Yok. 900 var mı? Çok cimri olmamız lazım. 950'ye var mı? Tamam, 950'ye var. Kondisyonu 5, hiç sıkıntı değil. Caner Erkin'i alıyorum arkadaşlar. Caner de hayırlı olsun. Çok teşekkürler arkadaşlar. Abi seni çok seviyorum diyen arkadaşlarım var. Ben de sizi gerçekten çok seviyorum. Bir anda 100 kişi olduk arkadaşlar. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Bir anda 20 dakika önce yayın açmaya karar verdim. Bir anda 100 kişi olduk. Harikasınız. Ne diyeyim size? Aramaya devam et. Caner'i aldık. Biz sol bek, yedek. Yedek sol bek. İsmail Köybaşı. Ya bir dakika, ben arkadaşlar ne kadar aptal bir insanım ya. Niye diyecek olursanız. Caner Erkin zaten benim Fenerbahçe kadromda var. Aynen, bak şey yazmış. Rüstem yazmış. Abi senin Caner FB kadronda var. Bon Aykut yazmış. Abi Caner sende var, niye alıyorsun? Ya yemin ederim arkadaşlar, beynim durmuş durumda. Ne bileyim, ben şu anda başka bir şey oynuyoruz zannettim. Elimizde Caner var. Caner'i aldık arkadaşlar. Neyse. Hadi kulüpte saklıyoruz. Varmış. Direkt direkt transfer listesine gönderiyorum Caner'i. Allah'ım ya Rabbim. O zaman şöyle yapalım. Bir dakika. Ortalık karışmasın. Ya arkadaşlar, Caner vardı ya. Neyse, güldük biraz, hadi. Şöyle yapalım o zaman. LB Lig, Süper Lig. Aynen. Süper Lig'de oynayan LB kim var? 3 tane Fenerbahçeli oyuncu var. Caner Erkin'i yerleştiriyorum buraya. Gülmeyin arkadaşlar. Tamam, olur böyle şeyler. Böyle gideceğiz. Tamamladıktan sonra. Arkadaşlar yayın donuyor mu sizde? Tamam, gülmeyin arkadaşlar. Tamam, gülün gülün. Selo yazmış abi, bende yayın donuyor. Valla bu oyunda en çok, bu Twitch'te en uyuz olduğum şey, abi yayın donuyor, abi yayın donuyor. Herkes de mi donuyor acaba? Şimdi center back'e bakıyoruz. Defansın ortasında elimizde Türkiye'den kimse var mı? Ona bakıyorum arkadaşlar. Bakın, hepsi Fenerbahçeli oyuncular.
İki tane CB alacağım takımı. ZB'ye Gökhan Gönül'ü alalım. Gökhan'ı da oraya alalım. Orta alanda CDM var mı? Geç bunları. Bunları Topal belki oynayabilir. Sağ tarafa oyuncumuz var mı? Yok. Fenerli oyuncuları direkt geçiyorum. Zaten Fenerbahçe'nin bütün oyuncuları var bende. Forvet'te... Heh! Dembaba! Forvet'te Dembaba'yı oynatacağım arkadaşlar. Ekliyorum Dembaba'yı buraya. Forvet'te Emenike olması lazım değil mi arkadaşlar? Emenike'den... Bir dakika, Forvet. Forvet yazın arkadaşlar. Dembaba ve Emenike forvetine kabul müsünüz? Dembaba ve Emenike. Bir dakika bekliyorum. Forvet. Arkadaşlar çok oyuncu yapmamamız lazım. Semih Kaya'yı alacağım. Semih Kaya'yı kesin alacağım arkadaşlar. Snyder'i alacağım. CAM'ye Snyder'i almayı düşünüyorum. Tamam, Semih'i alacağım. Semih'i alacağım. Biraz geç geliyor sadece. Dembaba. Dembaba oynayacak. Dembaba. Sezdi'ye yatıracağım gol atınca. Tamam. Forvet şu anda Dembaba ve Emenike arkadaşlar. Tamam. CAM, CDM hemen gidelim. Tamam, başka oyuncumuz yok. Şöyle kazanılan Muslera'yı aldık arkadaşlar. Muslera'yı atayalım kaleye. Bunu kazandık. Bir Türkiye Ligi kadromuz olsun artık değil mi? Aktif kadroya kat. Ulan Muslera da varmış ya. Var mı böyle bir saçmalık ya? Muslera da varmış ya. Uf, uyuz oldum. Transfer listesine gönder. Muslera ne ara geldi bana abi? Ben Muslera'yı ne zaman aldım? Neyse. Muslera'yı da katalım kadroya. Kaleci. Nerede bu Muslera? Heh, Muslera tamam. Tamamdır. Takımın uyumu %100 olması lazım. Emenike bakıyorum, maşallah maşallah 119 kişi hakikaten. Abi lütfen Pedro Franco demişler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şu kadroyu dizeyim. Çok fazla zaman kaybetmememiz lazım. Semih Kaya. Ya şimdi Fener Galatasaray olmasın. Galatasaray'dan Muslera'yı aldık. Bakın. Galatasaray'dan Muslera'yı aldık. Ofansif orta saha Snyder oynayacak. Bence Semih Kaya yerine daha Anadolu takımlarından Serdar Aziz olsun. Serdar Aziz, aynen. Ya da yabancı defans oyuncusu var mı? Gülmeyin be Allah'ım yarabbim. Bir dakika. Lig, Süper Lig. Pozisyon, CB. Aratıyorum. İkinci fail. Vallahi ikinci fail arkadaşlar. Dembaba ve Sow. Sow'u LM oynatabiliriz. Sow'un if kartı var. Inform kartı var. Bekliyoruz. Bir dakika. Şimdi bağlantının tamamı upload'a gittiği için arkadaşlar sıkıntı oluyor buralarda. CB Süper Lig. Heh. Tamam. Pedro Franco 850. Sivok var. Beşiktaş'tan birkaç oyuncu olsun. Pedro Franco fiyat karşılaştır diyeceğim. Bir bakayım daha ucuza var mı? Bakıyorum. Franco'yu alacağım arkadaşlar defansın ortasına. Tamam, şu 800. Franco'yu alıyorum. Şimdi satın al. Franco'yu aldım. Dembaba var arkadaşlar. Kadroyu görün. Dembaba var. Dembaba var. Aramaya devam ediyoruz. Şimdi defansın diğer tarafına. Ortaya. Devam ediyoruz. Bakalım kim olabilir? Semih Kaya. Calarat.
Yalnız oynayacağımız kupa da maşallah arkadaşlar. Oyunun en zor kupası. Biz bu kadroyla bakalım gücümüz yetebilecek mi? Kim var? Kim var? Mustafa Yumlu. Geç. Öztürk. Bu fena değilmiş ya. Öztürk. İbrahim Öztürk. Diyor Ferdinand Defans. Türk Süper Lig kadrosu kuruyoruz arkadaşlar. Süper Lig kadrosu. Bu kim lan? Hızlı bir oyuncu. Bunu alalım mı? Boye. Devam edelim. CB önerilerinde bulunun arkadaşlar. CB önerileri. Aynen 135 kişi olduk. Bravo. Vallahi harikasınız arkadaşlar. Emre Güngör. Sivok. Kimi alalım? Tamam ya, Akaminko deyin arkadaşlar. Okuyorum arkadaşlar. Akaminko'yu da alırız da. Defansın ortasına birini alalım. Defansın ortasına kimi alabiliriz? Alves, Fenerbahçe'den Caner ve Gökhan var. Çok fazla oyuncu almayacağım. Herkese eşit dağılsın. Franco'yu atayalım şöyle aktif kadroya. Şöyle. Şuraya Franco'yu yerleştirelim. Ulan herkes Akaminko diyor. Akaminko defansın ortası mı ya? Bu adam Oha Akaminko. Aa. 3 saat var arkadaşlar. 2500 para. 5000, 5000, 5000, 5000. Ulan sizin için paraya kıyıyorum. Bakın Ultimate Cup'tan kazanacağımız para ne biliyor musunuz? 2000. Altın paket verecek. Sizin için Akaminko'yu 2500'e alıyorum. Haydi hayırlı olsun. Aykut Demir ya, bir görmüyorsun, yazmayacağım diyor. Bunu da aldık. Hadi arkadaşımızı kırmayalım. Aykut, Semih Kaya. Yedek olarak evet Semih Kaya'yı almamız lazım. Ama Galatasaray'dan fazla oyuncu olmasın. Herkese eşit şekilde davranmamız lazım. Galatasaray'da Muslera var. Semih'i de alacağım arkadaşlar. Şu Aykut Demir'e bakayım. Aykut Demir. Tamam. Trabzon'dan. Aynen Aykut Demir de iyi bir oyuncuymuş. Bir saat, bir saat, bir saat. Şu. Tamam, Aykut Demir'i de alıyorum. Seni kırmıyorum kardeşim. Aykut'u da aldık. Aramaya devam ediyoruz. Semih'i de alalım. Semih Kaya'yı da alacağız. Bunu da yedeğe atalım. Ya da Aykut'u hadi ilk 11 baş. Yok, başlatamayız. Aykut'u şöyle yedeğe alıyorum. Aykut'u da aldık arkadaşlar. Semih'i de alalım. Semih Kaya. Alves var zaten. Kadromda Alves var. 150 olduk arkadaşlar. Harikasınız. Gerçekten harikasınız. Ama arkadaşlar Semih Kaya şu an çok pahalı ya. Semih'e es geçiyorum. Bruno Alves'imiz var zaten. Serdar hayırlısı demiş. Hoş geldin Serdar. Yayın kaçta bitecek? Yayın Ultimate Cup'tan elendiğimiz an bitecek arkadaşlar. İlk maçta elenirsek bir kere daha deneriz ama. Semih'i şu anda geçiyorum. Çok pahalı. Bir Snyder'ı alalım. Wesley Snyder. Şöyle uzaktan ceza sahasının dışından 20 metreden Snyder'le şutları kovalamak istiyorum. Bakın 1800, 1800, 1800. Oha. 2200. Şöyle Snyder'i bir daraltma yapalım. Maksimum satın alma fiyatı. Selam arkadaşlar. Gelen herkese hoş geldiniz. Serdar eyvallah kardeşim benim. 2000'e var, 1900'e var, 1600'e var, 1500'e var. Tamam, alıyorum. 1500'lük Snyder'i aldım. Snyder de hayırlı olsun. Snyder de hayırlı olsun. Şimdi orta sahanın soluna. Yedek bek. Bakın yedek bek. Bruno Alves var. Şey var işte. Aykut var. Snyder de tamam. CAM, Snyder. Arkadaşlar ya niye söylemiyorsunuz? Bu adamı az önce yerleştirdik ortaya ya Allah'ım.
Kafa gitmiş, yemin ediyorum kafa gitmiş durumda. Ahmet Usta hoş geldin. Snyder'imiz var, gittik Snyder aldık yine. Lan canınız sağ olsun sizin ya. Para saçıyorum etrafa, al transfer listesine gönder. Aldığımız oyuncuyu gönderiyoruz direkt. Üçüncü fail oldu arkadaşlar. Caner'i aldım. Kim var bir tane daha? Birini daha aldım. Kim? Birini daha aldım. Üçüncü fail oldu Allah'ıma. Bakıyorum yorumlara. Gekas çok yavaş ya. Kim? Sol tarafa kimi alabilirim? Sol tarafa. Leme. Hızlı bir oyuncu söyleyin arkadaşlar. Diego var. Fenerbahçe'nin bütün kadrosu var arkadaşlar. Ya benim olmazsa olmazım. Sercan Yıldırım nerede? Sercan Yıldırım nerede? Sercan Yıldırım. Benim olmazsa olmazım. Sercan Yıldırım. Çok seviyorum. Türkiye kadromuzda inanılmaz. Aynen arkadaşlar. Lütfen bakın chatbox'a çok fazla yazı geldiği için ben de bir arada yani bir de ekrana baktığım için bütün mesajları görmem imkansız. Lütfen anlayışınıza sığınıyorum arkadaşlar. Lütfen bana kızmayın. Aynen bir önceki bölüm gibi yapıyoruz Berk. Nasıl kadro? Sadece Türkiye Ligi kadrosu yapıyoruz. Sadece Türkiye'de oynayan oyuncular. Sport Auto Süper Lig'de oynayan oyuncuları diziyoruz ve Ultimate Cup'ı. FIFA'nın en zor kupasını almaya çalışacağız beraber. Sercan Yıldırım'ı aldım yedek forvet. aynen 3 oldu 3. 3 oldu. Fail 3 oldu. Sercan'ı da yedek kadroya atalım. Allah'ım ya Rabbim ya. 3 tane var olan oyuncuyu aldık. Atıf Şeşu'yu alalım. Değil mi? Ali Tandoğan demiş. Çok fazla oyuncu var. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Atıf Şeşu nasıl yazılıyordu ya? Adam kahkaha atar gibi bir ismi vardı. Atıf. Nasıl yazılıyordu ya bu Atıf Şeşu? Çiha Atıf. Ç miydi? Ne oluyor? Bu Atıf Şeşu nasıl yazılıyor ya? Neyse onu yazarsınız şimdi ben başka bir oyuncu bakıyorum. Buruma. Aynen Buruma. Galatasaray'dan son hakkımızda kullanıyoruz arkadaşlar Buruma'yla. Heh Gökhan Töre. Söyleyin ya bunları. Buruma. Aha 750'ye var Buruma. LV ama bu. Olsun. Kondisyon düşük biraz. 900'e 89'luk var. 950'ye tamam. Bunu alıyorum. Buruma'yı da aldık. Buruma da hayırlı olsun. 172 olduk. Harikasınız arkadaşlar. Rekora gidiyoruz. Aramaya devam ediyoruz. Gökhan Töre'ye bakacağım. Aynen. Sağ taraf Gökhan Töre. Şöyle Buruma'yı aktif kadroda sol tarafa alalım. Muhtemelen şurası bir... Burası, buradan bir yer. Gökhan Töre. Öyle yazmıyor. Gökhan. Gökhan Töre. Heh, Çeçu. Gökhan Töre. 33 dakikası var. Heh, 950. Bir dakika, biraz daraltalım şunu. Cimri olmamız lazım. 700'e var mı Gökhan Töre? Yok. 800'e? Yok. 850'ye? Yok. O kadar boş oyuncu aldık ki artık altın hesabı yapıyor. Ah. Lan az önce vardı sanki 950'ye. Heh var. Gökhan Töre de hayırlı olsun arkadaşlar. Başka kim olabilir? Hakan Çalhanoğlu. Hiç söylemiyorsunuz Hakan Çalhanoğlu. Bir dakika. Aktif kadroya kat. Gökhan Töre'yi de şöyle sağa yerleştirelim. Volkan Şen. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Volkan Şen olmaz. Volkan Şen'den çok daha iyi oyuncular var. Olcay da Galatasaray'da. Galatasaray limitimiz doldu. Beşiktaş'tan Dembaba var. Franco var. Gökhan Töre var. 3. Fenerbahçe'den Caner, Gökhan, Emenike. 3.
Kimi alalım? Enes Ünal. Enes. Evet, görüntü kalitesi düşük maalesef arkadaşlar. Çok yüksek değil. Enes Ünal'ı da alalım hadi. 69'luk bir şey olsun kadromuzda. Yok ki. Ha, 950'ye yok. Yabancı oyuncu söyleyin arkadaşlar. Süper Lig'de oynayan yabancı oyuncularla. Abi 33 dakika oldu, maç ne zaman? Hemen kadroyu düzersek. Enes Ünal yok arkadaşlar. Yok. Atıf Şeşu nasıldı, bir dakika. Ya illa Google'da mı aratayım bu Atıf Şeşu'yu ya? İlle bunu mu demek istediniz desin. Adam kahkaha atar gibi. Atıf Şeha ha 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 ha. Atıf Cihaç. Cihah. Ha he. C. Nerede lan bu adam? Heh. Kahkaha atar gibi. Annesi babası nüfus müdürlüğüne gidince ha yaz demiş herhalde. Soyadı kanununda mı artık? Nerede bu adam? Bu soyadı oluyor çünkü adamın. Atıf şey şu. Hiç uğraşmayalım. 850'ye var. Al. 850'ye alalım şunu. Chatbox'ımız gitti. 165 kişiyiz. Hemen maça başlamak istiyorum arkadaşlar. Aramaya devam et. Ömer Toprağı almayacağım. Türk milli takımıyla bir şeyi vardı onun. Sıkıntısı vardı. Nadir çok pahalı. Nadir'i alamam şimdi. Atıf Şeşu'yu da aktif kadroya katalım. Arkadaşlar hızlanmamız lazım. Bir dakika, hızlanmamız lazım. Çok zaman kaybettik. Çünkü saat de ilerliyor. Heyecanlı spikerlik yapamam o zaman. Olcay Şahan'ı alalım. Hadi Beşiktaş'tan. Tamam, baktım, ben de baktım. Viyudes. Viyudes'i alacağız. Bunlar garibanlar burada kapışıyorlar aralarında. Haydi ben 500 verdim, aldım. Aramaya devam et. Viyudes'i de alayım. Nadir pahalı arkadaşlar. Nadir pahalı. Aktif kadroya kat. Şöyle. Tamam, Viyudes, sıra Viyudes'de. Tabare. Viyudes. RM. 12 dakikası var. Şöyle biraz daraltalım. Daraltalım, daraltalım. 850'ye, 900'e, 950'ye. 650'ye var bir tane. RM. Tamam, çok güzel. Bunu da alıyorum. RM, RV fark etmez. Viyudes'i de kattık arkadaşlar. Bilal hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşim hoş geldin. Nadir pahalı arkadaşlar. Aynen. Atıf Şeşu'yu bulduk. Adamın soyadı kahkaha atar gibi. Viyudes'i de kattık arkadaşlar. Bakıyorum. Varis demişler. Varis'e de bakalım. Biraz yabancı futbolcu olsun. Evet. Bu Süper Lig kadrosu olacak. Varis. Varis 850'ye yok. Şöyle bakalım Varis. Çok pahalı arkadaşlar. 4000. Oha. 92 hızı. Pahalı pahalı. Varis alamam. Şu anda maalesef Paris'i. Paris ne ya? Varis alamam. Hakikaten ya. Bak oradan Tarkin yazmış. Ah Alex olsaydı. Şu takımın göbeğinde bir Alex de Souza olsaydı var ya. Ağzını burnunu kırayım böyle oyunun. Ozan Tufan. Arkadaşlar Ozan Tufan 58 ya. Hızlanalım. Hızlanalım, hızlanalım, hızlanalım. Erkan Zengin. Evet. Erkan Zengin. 450'ye gördüm bir tane. Al gitsin. RV tamam. Erkan Zengin'i de aldık. Aramaya devam edelim. Vallahi. Mehmet Topal var. Mehmet Topal var. Ozan Tufan çok şey. Güçsüz. Ultimate Cup'a çıkacağız arkadaşlar. FIFA'nın en zor kupasına çıkacağız. Böyle bir zorluk yok. Legend'ın üstü. 2 gün önce çarşamba günü yayın yaptık. Fenerbahçe'ye de. Çeyrek finalde elendik. İtalya kadrosuyla yarı finalde elendik. Bugün bakalım hangi maçta eleneceğiz. Serdar Aziz'i aldım. Sen... Ya Neymar ne ya Neymar? Oscar Scarione. Nerede Scarione? Bir sıkıntı var bunun isminde, bulamadım.
Biz de geç başladık. Kadro değil, ordu kuruyor Burak abi. Aynen. Türkiye'nin gücünü göstermek için. Hadi bakalım başka kim olabilir? Unuttuğumuz oyuncular. Şu Beşiktaş'ta bir oyuncu vardı. Liverpool'a golü attı. Neydi o çocuğun adı? Neydi bu gencecik çocuğun adı? Türk değil diye Türkiye milli takımı kadrosuna alamamıştım. Acele söyleyin, acele. Plase golü yapıştırdı Liverpool'a. Söyleyin o Beşiktaşlı gencecik topçuyu. Arda. Bakın aklınızı seveyim sizin. Arda Turan. Ahmet o. Bravo. Arda Turan'ı söylemiyorsunuz. Arda pazarlığına da girelim. Hocam şurada 1000 liralık Arda varsa bize bir paket yap gönder. 1000 liralık Arda Turan var vallaha. Ama L mi? Olsun tabii ki L mi olacak. Al gitsin kondisyonum değil. Geç duyuru attım çünkü yayın yapacağım hesapta yoktu arkadaşlar. Direkt girdim yani yayına. Mehmet Ekici diyen çok fazla kişi var. Aktif kadro. Kaç oldu? 5 mi oldu arkadaşlar? 5. fail. Bu adam sakat. Bunu satıyorum gitsin ya. Vallahi 5. fail oldu bu. Hızlı satmayacağım da bir dakika. Tüh. Vallahi 5. fail oldu. Şunu hızlı satıyorum ya. Bunu da aktif kadroya katıyorum. 5. fail oldu. Şöyle ekleyelim. Bizim neremiz boşluk? CMD'ye Mehmet Topal'ı oynatsam. Şöyle Serkan Balcı'yı alacağım hızlıca. Ha, Tolgay. Bu arada yayının kalitesinde sıkıntı var herhalde arkadaşlar. Bayağı bir geç yani 30-40 saniye sonra geliyor şey sizin yazılarınız benim söylediğim şeyler. Acaba kaliteyi mi biraz düşürsem? Tolgay tamam. Aktif kadroya kat. Ekle şuraya. Türkiye'de oynamıyor. Kim? Kim Türkiye'de oynamıyor? Tolgay mı? Yo işte Türkiye'de. C mi? Alalım bu çocuğun varlığı yeter ya. Beşiktaş'ta görünüyor işte. Aa doğru Arda Spor Toto. Aynen. Benim kafam gitti ya. Uf. Bilal Başaçıkoğlu falan diyorum. Hakan Çalhanoğlu diyorum. Ne alaka? Bunlar yabancı yurt dışında oynuyor. Neyse tamam bir dakika ben bizim Türkiye kadrosuyla karıştırdım. Yani orada logosunda Türk bayrağı olan oyuncularla alakalı bir kadron var ya onlarla karıştırdım. Evet, Süper Toto Ligi'nin dışında oynayanlara müsaade etmeyeceğiz. Biri demiş Burak abi para bilmem ne yapıyor. Neyse, şu kadromuza bir gelelim. Bir son durumu yapalım. CDM'ye arkadaşlar şu Mehmet Topal'ı bir ekleyelim. Melo mu olsun acaba orada? Neyse Mehmet Topal'ı bir ekleyelim. Arda zaten takımın kimyasını bozdu. Arda dışarı. Kadrodan çıkar. RM. Kim olsun? RM. Viudez'i alalım oraya arkadaşlar. Yine 98 oldu. Neden böyle? Menajer ekleyelim bir tane Türkiye Ligi'nden. Joystick dur. Menajerimiz Bilic olsun. Aynen. Tamam %100 oldu. Şimdi. Caner, Akaminko, Franco, Gökhan Gönül, Mehmet Topal. 4 Fenerli mi oldu? Bir de Melo'yu alacağım arkadaşlar. Bir saniye. Melo'yu da alalım. Melo CDM mi oyunda? Felipe Melo. İnşallah CDM'dir. Bravo ya CDM. Melo'yla da bir pazarlık yapalım.
Max satın alma. Oha 1100'e yok Melo. 1300'e var. Ama şunu 1500'e alırım daha iyi. 15 tane konsolatı var. Tamam. Melo'yu da aldık arkadaşlar. Sağ bek alternatifimiz var. Alper Potuk var zaten. Başka kimi alabiliriz? Ulan o kadar kadro dizdik. Şimdi ilk maçta eleneceğiz. Görürsünüz bak. Çok zor. Gerçekten çok zor. Kerim Fry demişler. Kerim Fry'ı alalım. Ama 1600'e yok. Şöyle bakalım Kerim Fry'ın piyasasına. 2200 en düşük. Haydi Kerim Fry'ı da aldık. Ulan bütün parayı harcadım. Problem değil. El Kabir'e de bakalım. Aktif kadroya kat. Kerim Fry. Valla kafa gitti. Kabir. Buna da bakalım. Mustafa El Kabir. Nerede oynuyor bu? ST. Tamam çok hızlı. Ama hayvan gibi ya bu. Bu kadar parayı vermem arkadaşlar. Bu zaten bu parlayan gümüşler, değerli gümüşler neden bu kadar pahalı oluyor bilmiyorum. Hiçbiriniz çıkıp da arkadaşlar demediniz. Abi Cardozo'yu al diye. Hiç Cardozo. Hiçbiriniz demediniz. Oscar Cardozo'yu al diye. Adam geldi ülkemize. Yedekte dursun Oscar Cardozo. Belki iki tane kafa golü çakarız bu adamla. Bu arada harikasınız arkadaşlar. 200 kişi olduk. Tamam, bakın Cardozo geliyor işte. Töre CAM mi? RM olması lazım. Hayır. Atayalım bunu da. Fark etmez ya mevki filan. Ben sağda solda oynatırım, o problem değil. Bunu da kadroya katalım. Tamam, El Kabir'i aldık. 203 kişi oldu bu arada. Gerçekten harikasınız. Yani bu kadar bu taraftar desteğiyle bu Ultimate Cup zorluk derecesinde eğer ilk maçta elenirsek yazıklar olsun bize ya. Haydi bakalım. İnanılmaz heyecanlı bir maç olacak. Bakıyorum son kontrolleri arkadaşlar. Birkaç tane de kondisyon kartı alayım şuraya girmişken. Kullanılabilir öğeler. Nerede bu kondisyon? Takım kondisyonu olması lazım. Oha ya, çok pahalı ya. Bakın piyasada şu anda takım kondisyonu acayip sıkıntı. Heh, 1800. Al 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 al. Al 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 al, bunu da al. Acele acele acele. Tamam, paranın ağzını burnunu kırdık. Aha 1700. Lan gel geri. Heh, bunlar işimize yarayabilir. Tamam. Başka ne var? Snyder var, Snyder var. Mehmet Ekici. Ya Mehmet Ekici, Mehmet Ekici'yi almadık mı? Lan satma lan, mal mısın? Bir dakika, joystick kendi kendine şeye basıyor. Satma sakın. Otomatik şu tuşa basıyor arkadaki. Satacak. Mehmet Ekici'yi almadık mı ya? Kadrolara tekrar giriyorum. Tamam. Şimdi durduracağım bu. Bu chatbox'ı durduracağım. Mehmet Ekici Trabzonspor. Yok. Tamam. Mehmet Ekici'yi de alıyorum arkadaşlar. Bitiriyorum. Mehmet Ekici'yi de alalım. Kondisyonlarda değil lan Mehmet Ekici. Ekici. Ya ille bir harfini eksik bırakacağız. Mehmet Ekici gel oğlum benim. Çok pahalı arkadaşlar ama 7 dakikası var. Ben buna teklifi basayım. Bu maç bittikten sonra eğer kazanırsak kazanırız. El Kabir aldık aldık. Tamam bitti. Bitti. Şimdi kadroyu diziyorum son bir kez. Kadroyu diziyorum. Emenike'nin neyi var? Emenike'nin neyi var? Emenike dizinden sakat arkadaşlar. Emenike'yi ilk maçta çıkarıyorum oraya.
Nerede bu El Kabir? Aldık El Kabir'i. Almadık mı? Çok mu pahalıydı? Bir dakika şuraya geçireyim. ST Süper Lig. El Kabir'i almadık mı? El Kabir'in de ne sıkıntı vardı? Ben onu aldım diye hatırlıyorum. Beyin gitti, vallahi beyin gitti. Pahalı mıydı bu adam? Neydi? Ha, bu çok pahalıydı. Tamam. Çok pahalı, çok pahalı. Tamam. Alacağım. Snyder'i kadroya alacağım. Bir saniye. Şöyle başlayalım. Gökhan Tören'in yerine Snyder. Snyder nereye gitti? Bir dakika. Mehmet Topal'ın yerine Melo'yu. Cardozo ile başlayacağım. Tamam. Buraya Snyder'i alacağım. Diego'yu da alalım. İlk 11'e ne olur ne olmaz. Şöyle. Emenike burada iyileşecek. Sercan Yıldırım'ı şimdilik bir çıkarayım Elevi. Süper Lig diyelim şuraya. Maşallah hepsi Fener'den. Snyder nereye gitti? Heh, Snyder. Snyder'i Gökhan Tören'in yerine. CB, CB. Şu kim? Akaminko'nun yerine Aykut'la başlayalım. Akaminko dinlensin. Bunlara da dikkat etmek lazım. Serkan Balcı, RV, LM, 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 CB. Diego'yu alayım buraya. Çok fazla LM var. Olcay'ın yerine Diego ortada. Aslında Alper Potuk da gerekli. Emenike, Akaminko. Bakıyorum. Biri Messi yazmış ya, var mı böyle bir şey? Arkadaşlar, eklemek istediğim Tolga'yı da alacağım. Çok fazla LM olmasın ilk maçta. Bayağı bir oyuncu dizdik. Erkan Zengin, Gökhan Töre. Erkan Zengin'i de çıkarayım bu maç. Tamam. 3 tane Beşiktaşlı var yedekte. Ana kadroda 2 tane Beşiktaşlı. Güzel oldu, güzel. Bu kadro tamam mı arkadaşlar? Bekliyorum. Bir 30 saniye geçsin. Bruno Alves diyen var. Ya Fenerbahçe'de çok kaliteli oyuncular var. Bakın Kayt da var. Bruno Alves de var. Alper Potuk da var. Onları almaya kalkarsam kadro tamamen Fenerbahçe kadrosu olacak. O yüzden ben biraz Anadolu kulüplerinin oyuncuları da oynasın istiyorum. Eğer her şey yolunda giderse bu ilk turu geçersek, şimdi son 16 turundan başlayacağız. Önümüzde 4 maç var ve çok ama çok zor arkadaşlar. Öyle böyle değil. Legend modunun bir üstü. Ben Ultimate zorluk derecesinde yaptığım 10 maçın 7'sini kaybediyorum. Çok zor bir kupaya girdik. İlk maçta elenme ihtimalimiz de çok fazla. İmkansıza doğru gidiyoruz biz. İlk maçta elenirsem bir kere daha tekrar edeceğim. İkinci maçta elenirsem yayını bitirebilirim. Tamam. Şimdilik böyle başlıyorum. Şimdilik böyle başlıyorum. Emenike'miz de iyileşsin. Çok yavaş bir forvetle başladık. Bakın hız 42. Dembaba. Haydi bakalım. Böyle başlıyorum. Ya abi Fernandao diyor. Hadi seni de kırmayacağım ya. Fernandao'yu da alıyorum. Fernandao. Nerede bu oyuncu? Heh. Al. Al abicim, al. Al. Al Fernandao'yu da aldık. Heh. Sen de mutlu ol. Hepimiz mutlu olalım. Gökhan'ı aldıksa aldık. Yedekte ama şu an. Serkan Balcı'nın yerine geçirelim. Haydi. Haydi, senin de gönlün olsun kardeşim. Bitti. Başlıyoruz. Takımımızın adı
Ultimate Team kadrosunun adını değiştiremiyorum. Fenerbahçe SK, onu çok kafaya takmayın arkadaşlar. Türk bayrağı ve Türk milli takımı formamızın logosu ve bilmem nesi var. Donmuyor. Arkadaşlar yayın donmuyor. Bir kişi de... Ne? Neye hayır dediniz? Tamam. Başlıyorum arkadaşlar. Bu zor kupayı nasıl alacağız bilmiyorum. İlk maçta elenme ihtimalimiz çok fazla. Çok fazla, çok fazla. Ama desteğiniz de bu işin üstesinden geleceğiz. Saat de 10 oldu ya. Spikerliği şöyle bağıra bağıra, çağıra çağıra yapamayacağım yine. Bakın arkadaşlar. Takım uyumu %100 olması lazım. Şöyle bakın. Eğer bu kupayı alırsak bir tane altın paket. 2000 coin. Kupaya girebilmek için 10 tane kupanızın olması gerekiyor. Zorluk derecesi ultimate. Böyle bir zorluk derecesi yok. Ayı zorluk derecesi bu. Yani harbiden insan işi değil. Robotlar için yapılmış bir zorluk derecesi bu. Bir dakika, logomuz niye böyle? Tamam. Bayernleşleştik. Şunları değiştireceğim tekrardan. Kulüp logosu. Kulüp öğeleri. Ev sahibi formamız bu. Evet. Neyse, deplasman olsun, fark etmez. Değiştirebiliyoruz zaten. İç saha formamız bu. Logomuz da anlı şanlı Türk bayrağımızın içinde bulunduğu logo. Haydi bakalım. Amblemimiz de bu. Başlıyoruz arkadaşlar. Takım adının Fenerbahçe SK yazdığına bakmayın. Onu değiştiremiyoruz maalesef. Sport Toto Süper Lig karması Ultimate Cup'ta bakalım neler yapacak. İlk maçımızda rakip Bayer Leverkusen. Eğer edersek bunu Wolfsburg ve Real Madrid maçının galibiyle oynayacağız. Haydi bakalım. Çok ama çok zor. Talimatları vereceğim hemen şuradan. Bir saniye. Rakibi rahat hisset. Rakibi rahat hisset. Geniş oyna. Geniş o. Bir saniye, çabuk gel değil. Geniş oyna. Snyder. Nerede bu? Serbest oyuncu. Melo. Karşı atakta geride kal olacak. Evet. Caner'le. Gökhan Gönül de ileriye koşacaklar arkadaşlar. Tamam. Kadro bu. Başlıyoruz. Haydi başarılar Türkiye. Ultimate zorluk derecesinde bakalım bu işin üstesinden gelmeyi başarabileceğiz mi? İmkansız ama zor değil. Kırmızı formamızla sağdayız. Rakip de siyah formasıyla sağda. Haydi başarılar çocuklar. Haydi başarılar Türkiye. Son hazırlıklar da tamam. İşte Dembaba. Dembaba, Dembaba. Dembaba, Dembaba. Şuradan bir şut çekeyim mi? Heyecan dorukta. Ultimate zorluk derecesinde. Türkiye kadrosu Bayer Leverkusen'a karşı. İşte Snyder görüntüde. Çok zor bir maç. Çok zor. İlk maçta elenebiliriz. Bakın, size garanti veremem. Fenerbahçe ile Division 1'e çıkacağımın inancını tamamen yaşıyordum. O YouTube kanalımızdaki seriye başlarken. 114 bölüm sonra Fenerbahçe ile Division 1'e çıktık. Ama bu kadroyla kupayı alacağımın garantisini veremiyorum arkadaşlar. Çünkü rakip insan değil. Yemin ediyorum insan değil. Haydi başarılar çocuklar. Türkiye maça başladı. Gökhan Gönül. Çok sakin top oynamalıyız. Gerçekten çok sakin top oynamalıyız. Bunların en önemli özelliği sakin futbolla gördüğümüz yerlere pas vererek rakibin boşluklarını bulmak. Melo. Haydi geliyoruz yavaş yavaş. Snyder. Snyder'den Cardozo'ya hatalı bir pas. İşte rakipte Hakan Çalhanoğlu var. Topu kaptık. Bravo. Snyder. Pası verdi. Aradan kaçan oyuncu var. Oscar. Cardozo. Vur oğlum. İnanılmaz. 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 Golü kaçırdık. Dakika 5. Çok iyi başladık. 1-0 öne geçersek
Top çevirebiliriz, yatabiliriz bu işin üstüne. Bir saniye, kamerayı çok az yaklaştıracağım. Neredeydi bu oyun ayarları? Biraz daha oyuncuları istedin. Çok iyi başladık ya. O golü atsaydık 1-0 öne geçmek var ya, inanılmaz olurdu. Rakip çok güçlü. Gerçekten çok güçlü. Haydi Aykut. Sağda zor yürüyoruz. Sağ ıslanmış, zemin ağır. Sakin oynamamız lazım. Bakın çok tehlikeli kayıyorlar. Felipe Melo. Snyder eliyle gösterdi sol tarafa at diye. Melo orta alanda pasını Snyder'e verdi. Tek topla geliyoruz. Haydi Dembaba gitti. Ama bir hatalı anlaşma. Bakalım neler olacak. Evet. Bayer Leverkusen biraz şaşırmış durumda arkadaşlar. Türkiye kadrosunda ay yıldızlı formalı aslanlar karşısında şaşırmış durumda. Felipe Melo pasını verdi sol tarafa, yine bir anlaşmazlık. Çok zor gerçekten. Ultimate zorluk derecesi FIFA'nın ayı modu. Hakikaten bu kadar bir zor mod olamaz. Gökhan Gönül. Viudes. Offside var mı yok mu bilmiyorum. Oscar Cardozo çok ağır ama ayaklarına hakim. Faul bekliyoruz. Hakem yine devam ettirdi. İnanamıyorum. Hakan Çağlanoğlu bir Türk, o da. Basın çocuklar, basın. Bu rakip gelirse çok tehlikeli olur. İnanılmaz oynuyorlar çünkü, bravo. Şaşırttık, şaşırttık, şaşırttık. Haydi Felipe Melo, gördüğümüz yere. Cardozo'yu gördük. Cardozo ağır hareketler. Bravo, bravo hakem. Haydi bakalım, arada sırada da bakıyorum şeye, chatbox'a. İmkansız değil biliyorum ama zor. Viudes baktı, Gökhan Gönül pasını verdi. Snyder sert şutları var. Snyder geçemedi. Ömer Toprak. İnanamıyorum. Rakip Türk dolu. Snyder kaptırdığı topu geri kaptı ama böyle bir kayış yok arkadaşlar. Kavgaya gelmişler sanki. Haydi Oscar Cardozo bastı topa. Bruma. Sol tarafta Caner Erkin. İyi yere. Dembaba sol tarafa. Hayır, 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 hayır. Top Aykut'ta. Aman Aykut, aman Aykut. Ne yaptın Aykut? İşte tecrübesizlik bu. Tecrübesizlik. Beyler abi. Yüksel kafayla. Bravo Bruma. Haydi bakalım. Dembaba da top. Dembaba. Cardozo. Snyder. Wesley Snyder. Uzaktan bomba şutlarını bekliyoruz Snyder'den. Snyder. Baktı kaleye. Snyder. Vurdu. Sol ayak. Çok kötü. I think attacking players favor Alan, don't they? I think they do, yeah, because it means mistakes from defenders. And arkadaşlar kaçıncı dakikadasınız? Dembaba. Haydi bakalım. Snyder pasını verdi Dembaba'ya. Dembaba aradan Wesley Snyder. Snyder çok tehlikeli bir hareket. Snyder yerde kaldı. Çok tehlikeli bir yerden free kick kullanacağız arkadaşlar. Sarı kart. Taviz yok. Taviz yok. Wesley Snyder. Müthiş bir çalım attık. Yerde kaldı. Türkiye geliyor arkadaşlar. Çok tehlikeli bir yerden serbest atış kullanacağız. Serbest vuruş kullanacağız. Topun gerisinde Caner Erkin ama Wesley Snyder bana bırak dedi. Wesley Snyder, nefesler tutulmuş durumda. Baraj yaklaştı. 25 metre. Wesley Snyder topa doğru geldi. Aman Allah'ım, yaklaşmasa baraj belki de arkasından sekecekti. Olamaz, olamaz. Free kick. Belki bir saat kadro dizdik arkadaşlar. Saat 10 oldu. Çok da bağıramıyorum. Çok heyecanlanmam gereken yerlerde heyecanlanamayacağım ama siz benim heyecanımı anlayın. Bravo. İyi başlayan taraf biziz ama bunların sağ solu belli olmaz arkadaşlar. Gerçekten belli olmaz. Adamlar çok iyiler ya. Gerçekten çok iyiler ya. Biz oynuyoruz. Bir kere geliyorlar, atıyorlar ya. Böyle bir gol yok ya. Golü yedik. Golü yedik. Golü yedik. Bu maç bizim. Biz oynadık. Bakın biz oynadık. Golü biz yedik arkadaşlar. Olamaz. Şanssızlık. Şu chatbox'a şunu yazmak istiyorum. Bir saniye. Şu an dakika kaç diye yazdım size. Aradaki gecikmeyi öğrenmek istiyorum.
Eğer gecikme varsa yayında hakikaten böyle tık tık donmalar oluyor demektir. 20. dakika. Tamam. Ben 30'dayım. Bunu yazarken 30'daydım. Haydi. Caner Erkin. Golü yedik arkadaşlar. Maalesef golü yedik. Yapacak bir şey yok ama yılmamamız lazım. Yılmamamız lazım. Hakan Çalhanoğlu. Rakip telaşlı telaşlı oynuyor ama maalesef şanssız bir gol yedik. Oscar Cardozo. Snyder. Topu alan arkasına dönüyor nedense. Caner Erkin bindirdi. Haydi iyi orta. Kimse yok, kimse yok, kimse yok. Atak devam edecek. Bu ne? Dembaba bu ne? Olamaz. Melo indirdi. Haydi Dembaba. Birebir de onu geçersen bu işi bitirirsin Dembaba. Bekledi. Buruma. Pasını verdi. Wesley Snyder. Bir ver kaç denemesi. Snyder kötü yere. Pres. Snyder vur oğlum. Cardozo vurdu. Leno. Olamaz. 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 Olamaz arkadaşlar. Olamaz. Şanssızız sadece. Sadece şanssızız. Ceza sahasının dışına. Felipe Melo topu indirdi. Pasını verdi. Viudes. Baktı kaleye. Viudes. 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 İçime içime bağırıyorum. İçime içime bağırıyorum. Boğduk rakibi. Tek kale oynadık ama maalesef golü yiyen taraf biziz. Zorluk derecesi ultimate. Adamlar bir kere geldiler, affetmediler işte. Snyder, Cardozo, Dembaba. Yavaş yavaş yine geliyoruz. Dembaba çok iyi aldı topu önüne. Caner Erkin. Felipe Melo. Melo baktı. Pas verecek arkadaşını arıyor. Dembaba ya. Çok kötü Dembaba. Niye hareketlendin Dembaba? Bravo Snyder. Helal oğlum. Atak devam edecek. İlk yarının son dakikaları artık. Viudes sağ kanatta, Gökhan Gönül, Ender çıktığı pozisyonlardan biri. Gökhan baktı, orta, Oscar Cardozo'ya gelmedi. Olamaz. Bizden çıkmadı, bizden çıkmadı, bizden çıkmadı. Hayır, bizdenmiş. İlk yarının artık son dakikaları arkadaşlar. Şanssız bir gol yedik. Bu rakibe gol atmak çok zor. Yememek zorundaydık, yememeliydik. Nasıl yedik bilmiyorum. Geldiler attılar. Bir kere geldiler attılar. Bakın bu da çok tehlikeli. Bravo. Bravo Franco. Haydi hızlı çıkarsak belki. Bitirmezse belki. Dembaba. Haydi oğlum. Çok ağır kaldım. Bir ver kaç denemesi. Gitti aradan. Haydi. Cardozo. 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 Olamaz Cardozo. Olamaz. Saç baş yoluyoruz. Offside mı? Dizi önde sadece. Dizi. Sadece dizi önde. Adamın sadece diz kapağı önde. Sivri diye offside verdi diz kapağı. İkinci yarıda biz bunları yeneceğiz arkadaşlar. Haydi bitirme hoca. Bitirme hoca ya. Bitirme hoca ya. Ahmet Usta demiş arkadaşlar müthişsiniz ya, vallahi hayran kaldım böyle güzel bir insanın. Burak bu kadar güzel takipçileri olur. Şu kaç dakikadır ne küfür okudum ne ona benzer kötü şeyler. Sağlamsınız, devam böyle. Ben de arkadaşlar harikasınız, gerçekten alkışlıyorum sizi. Hiç, bugün hiç duyuru yapmadık. Hiç duyuru yapmadık. Sadece yayına girmeden 10 dakika önce Facebook sayfamda ve YouTube kanalımda yayınladım. Yayın var diye, gelin diye. 20-30 kişi gelir diye bekliyordum. Bir anda 220 kişi olduk. Gerçekten harikasınız arkadaşlar. Sorun değil. %65'e %35 toplu oynama üstünlüğümüz var. 7 tane şutumuz var. Rakibin 1 tane şutu var. Maalesef 1-0 mağlup durumdayız. Yapacak bir şey yok. Haydi. İkinci yarıda bir gol bulursak gerçekten maçın rengi değişir. Dünü hatırlayın arkadaşlar. Çarşamba günü yaptığımız yayını hatırlayın. Ne goller attık, ne geri dönüş yaptık. Dakika... Ya hakem yapma ya. Türkiye'nin kara bahtı bu hakemler. Her zaman Avrupa'da Türkiye'nin kara bahtı bu hakemler. Oha!
Allah'ıma yiyorduk, muslera yine dondu kaldı. İki kere geldiler, ikisi de bizden daha tehlikeli pozisyonlar. Haydi Viudes. Haydi. Yavaş yavaş arkadaşlar, sakinliğimizi korumamız lazım. Yoksa bu işi beceremeyiz. Snyder. Ya çok geriye ya. Niye bu kadar koşuyorsun? Bak birbirlerine çarptılar. Başladı. Saçmalıklar başlamamalı. Sakin. İkinci golü yersek hayat hikayemiz biter arkadaşlar. Şu an hala bir umudumuz var en azından. Bravo. Şaşırdılar. Haydi. Bravo. Çıkıyoruz yavaş yavaş. Oscar Cardozo. Cardozo tek başına ilerliyor arkadaşlar. Çok yavaş. Speed'i 44 adam. 45 mi 47 mi ne, yavaş yavaş ilerliyor. Franco. Defansta ileriye kadar çıktı. Artık gol bulmamız lazım. Türkiye tüm atlarıyla rakibin yarı sahasına gömülmüş durumda. Gökhan Gönül. Bastı depara Gökhan Gönül. Sağdan yardırdı gidiyor Gökhan Gönül. Ortasını yaptı. Uzak direğe. Dembaba. İndir Dembaba. Kimse yok. Haydi. Güzel. Ya abi biraz hızlı. Melo'ya ya. Alın şu topu. Bravo. Uf. Adamlar anında geri alıyorlar benden. Anında geri alıyorlar. Gitti. Gitti. Geçirmeyin bunları. Çok iyi paslaşıyorlar. Geçirmeyin bunları. Castro. Vurdurma. Vurdurma abi. Haydi çocuklar ya. Haydi topla, çok geride buluşuyoruz ama. Dembaba Cardozo işbirliği. Bindir oğlum. Bindir oğlum sağdan. Viudes. Haydi atağın dengini değiştireceğiz. Yönünü değiştireceğiz. Buruma. Ah Buruma. Ah. Snyder. Biraz oyuna odaklanmam lazım. Haydi Snyder. Haydi Melo. Gitti aradan. Harika top ama geçmedi. Son anda dokundu. Topu aldık. Melo. Canavar gibisiniz. Ayağımıza kaydı. Bakın yine faul yok. Bravo. 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 Toplu oynayan taraf biziz. Golü bulamıyoruz. Şimdi birazdan oyuncu değişikliği gelecek arkadaşlar. Felipe Melo. Buruma. Spikerin de sustuğu anlar. Artık heyecan dorukta. Bir gol bizi nasıl ateşleyecek anlatamam arkadaşlar. Problem çözüyoruz. Geliyoruz. Felipe Melo. Baktı kaleye. Çalımını attı. Felipe Melo sol ayak. İndirdi. Yine mi offside? Yine mi offside? Artık bir oyuncu değişikliği gelsin. Eleneceğiz ilk maçtan ya. Cardozo. Forvet almamışız. Görüyor musunuz? Şöyle yapacağım. Dembaba'yla Atıf Şeşo'nun yerini değiştireceğim. Atıf Şeşo orada oynar belki. Viudes'in yerine Gökhan Töre'yi alacağım. Haydi bakalım. Belki bu oyuncu değişiklikleri bir işe yarar. Girmiyor da girmiyor arkadaşlar. Girmiyor da girmiyor. İlk maçtan elenebiliriz. İlk maçtan şanssız bir mağlubiyet alabiliriz. Rakip iki kere geldi, bir gol attı. Maç boyunca top bizim ayağımızdaydı. Yalnız forvetlerimiz kısır kaldı. Haydi çocuklar. Wesley Snyder. Atıf Şeşu. Rakip kaydı. Atak devam edecek. Buruma. Atıf Şeşu'yla bir iş birliği. Önünde kaldı. Güzel yere. Bir verkaç denemesi. Snyder. Baktı kaleye. Snyder. Çalımını attı. Snyder. Vurdu. Döndü. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yine girmedi. Yine girmedi. Daha iyi bir şut bekledim Snyder'den. Şimdi çok tehlikeli. İyi savunma yapmamız lazım. Aman Allah'ım. Deli gibi geliyorlar. Deli gibi geliyorlar ama son vuruş Allah'tan kötü. Bir gol uzatmaya götürür bizi arkadaşlar. O yüzden dakika 90'a kadar vaktimiz var. Gökhan Töre. Haydi çocuklar. Sakin oynamak zorundayız. Yavaş yavaş. Atıf Şeşu. Tek top oynuyoruz. Ya Dembaba ne yapıyorsun Dembaba? Bu kadar kötü bir topuk pası verilir mi be abi? Seni de mi çıkaralım şimdi? Forvetsiz mi kalalım? Hakem avantaja bıraktı. Evet biz yaptık. Biz yaptık. Oha ne çabuk başlattılar. Chatbox'a bakarken oyunu başlatmışlar. Bastırın çocuklar. Bravo Buruma. Al o topu Buruma. Harikasın Buruma. Haydi çocuklar. Atıf Şeşu. Hızlı çıkarsak bir tehlike olabilir.
Ya abi den baba, kafayı mı yedin sen den baba ya? Çıkarıyorum seni den baba ya. Forvetsiz oynayacağım. Kerim Fıray'ı alıyorum oraya arkadaşlar. Bir saniye, bu hata olur ya. Den babanın yüzdesi, Snyder'in yüzdesi bitti. Snyder'le Diego'yu değiştirmem lazım. Bariz hata kalkacağımız pozisyonda topu bıraktı Den baba. İyi mi? Haydi top bizim. Haydi geliyoruz. Wesley Snyder. Den babaya attı. Den baba. Den baba. Kaleye doğru sokuldu. Den baba vurdu. Sol ayak. Yine kötü. Olamaz Den baba. Olamaz Den baba. Dakika 83. Umutlarımız daha bitmedi arkadaşlar. Bitmedi daha umutlarımız. Her an her şey olabilir. Bravo çocuklar, yine topu kaptık. Deli gibi pres yapıyoruz ama bir türlü son vuruşlarda etkimizi gösteremedik. Çok iyi geliyorlar. Çok iyi geliyorlar. Aman. Muslera bugün hiçbir şey yapmadı Muslera. Bu kafa golünde yedin ya Muslera sen. Yediğimiz gole bakın, ne kadar organize geliyorlar ya. Adamın üstünden vuruyor kafayı Muslera. İzliyor sadece. Moraller düştü. Bu Türkiye kadrosu ultimate zorluk derecesinde maalesef şanssız bir şekilde. Çok şanssız bir şekilde arkadaşlar. 2-0 mağlup durumdayız. Biz oynadık. Gerçekten biz oynadık. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hadi biriniz yardıma gelin be abi. Bir tanesi yardıma gelmiyor. Caner Erkin. Ulan oyuncuların hiçbiri yanıma gelmiyor. Oyunculara bir şey oldu. Çok ciddi söylüyorum. Yardıma hiç kimse gelmiyor. Normalde benim paslaşarak gelmem lazım. Of of of. İlk maçtan gittik. İlk maçtan gittik. Haydi be. Haydi en azından şeref golü. Ah attığın topa ya Melo. Ah attığın topa Melo. Oyuncular şaşırdılar ya. Vallahi oyuncular bıraktılar. Sağlık olsun. Çok yavaş forvetle başladık arkadaşlar. Şimdi Emenike ikinci denememizi yapacağız. Tarkinio demiş, abi sen önümüzdeki sene YouTube Akademi etkinliğinde olacaksın. 2016'ya kadar 100 bin artı takipçin olacak. Kardeşim bu destekleriniz olursa inşallah çok güzel şeyler yaşayacağız. Ama niye böyle oldu? Yenemedik. Ultimate modunda arkadaşlar maalesef, şu istatistikleri göstereceğim size. Belki Muslera'nın hatasıydı, belki başka bir şeydi, bilmiyorum ama. Kaybettik. Bakın. Şimdi Umutcan mesajı silmiş arkadaşlarım. Bir tane TSL'i yok filan demiş. Ben ona soruyorum. Bak şurada kadromuza girip göstereceğim şimdi. Zaten istatistikleri gördünüz. Mahvolduk. O arkadaş hala yayındaysa. Aktif kadromuzu gösterelim. Cardozo hangi takımda? Siirt Köy Hizmetleri mi? Ya bu? Bu Aykut Demir peki hangi takımda? Şanlıurfa Spor mu? Hı? Erkan Zengin nerede? Bayburt Spor mu? Neyse, hadi sağlık olsun. Arkadaşlar, çok zorlandık. Yani olacak zaten, oyunun zevki burada. Ultimate zorluk derecesi çok zor bir mod. Ama bir rotasyon yapmam lazım. Oscar Cardozo maçın başında o golü atsaydı belki bitecekti. Emenike'nin hala bir maç sakatlığı var. Muslera'nın yerine
Arkadaşlar Volkan Babacan'la çıkacağım. Yemin ediyorum belki Türk olması bu adamın daha iyi. Teşekkürler arkadaşlar. Volkan Babacan'la başlayacağım. Muslera. Maalesef Muslera, sana verdiğim şansı hiç iyi değerlendiremedin. İki tane kafa golünü karpuz gibi içeri aldın. Volkan Demirel nerede? Volkan Demirel, Volkan Demirel. Evet, bu maça Volkan'la başlayacağım. Teşekkürler, teşekkürler, iyi yayınlar diyen arkadaşlara. Bu sefer o hataları yapmayacağız. Şimdi Akaminko ile başlıyorum. Türk oyuncularımıza şans verdik arkadaşlar. Maalesef başarılı olamadılar. Miyudez'i de çıkaracağım. Bu sefer Gökhan Töre ile başlayacağım. Dembaba, Cardozo ikilisi çok yavaş. Emenike'yi ne zaman geçirebileceğim? Fernandao'yu mu alsam? Haydi bu sefer Fernandao'yu alıyorum. Emenike'yi bir maç daha bekletmek istemiyorum ama nasıl yapalım? Bu sefer de Buruma yerine Atıf Şeşu ile başlayacağım. Bu kadroyla başlayacağım arkadaşlar. Şansımızı bir kere daha deniyoruz. Bu maçta da yenilirsek artık yapacak bir şey yok. Cardozo'yu çıkardım. Şimdi şurada son şeyleri bir kere daha bakacağım. Ultimate zorluk derecesini oynayanlar bilir arkadaşlar. Bu sefer Valencia ile eşleştik. Haydi. Bakıyorum. Erkan Zengin'i de Viyudez'i de çıkarıyorum arkadaşlar. Erkan Zengin'i de buraya alıyorum. Cardozo. Bir dakika. Şurada bu CB'yi çıkarıyorum. Şeyi alacağım. Beni takip edenler bilirler. Türkiye serimizde Sercan Yıldırım. Sercan Yıldırım. Sercan Yıldırım. Felaket oynuyor Sercan Yıldırım. Evet. Haydi bakalım. Saat 10.30 oldu. Bakın. Saat 10.30 oldu. Çok fazla böyle sesimi yükseltemediğim için sinir oluyorum. Bağırıp çağırmalı, haykırmalı bir bölüm olmalıydı. Bu çok geç başladık yayına. Haydi arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. Bu sefer bulduğumuz pozisyonları değerlendireceğiz. Bir gol bulduktan sonra 90 dakika top çevireceğim. Ultimate zorluk derecesinde en azından 1-2 tur geçmemiz lazım. Haydi en azından 1-2 tur. Haydi başarılar Türkiye. Başarılar, bu sefer yeneceğiz arkadaşlar. Tezahürat yapın. Tezahürat. Bu sefer olacak. Snyder. Ah Snyder, kalenin dibinde 2-3 tane gol pozisyonu değerlendiremedin. Belki de ters ayağındaydı, bilmiyorum ama şimdi daha sakin olmalıyız. Snyder. Çalıma attı Snyder. At artık. Al. Abi bu Dembaba beni çıldırtacak ya. Vallahi bak, gole giden topu Dembaba engelliyor ya. Bitmiş arkadaşlar. Bence %90 goldü bu ya. Ulan böyle bir... Rakibin oyuncuları deli gibi oynuyorlar. Bizim boştaki oyuncular nedense ultimate zorluk derecesinde oynamıyorlar. Basın. Basın, pres yapın. İşte rakibi şaşırttık. Çok iyi başladık. Haydi. Caner Erkin kullanıyor. Ceza sahasının dışına. Çok kötü. Çok kötü. Pres. Bizim oyuncularda da bir sakatlık var ya. Ciddi söylüyorum arkadaşlar. Bir de niye böyle hep yağmurlu saha? Bunu biz ayarlayabiliyor muyuz? Bu kupalarda ayarlayamıyoruz herhalde. Hep zemin çok ağır. Hep yağmur. Haydi çocuklar. Biraz daha sakin, biraz daha maça odaklanmam lazım. Zaten saat geç oldu. Size spikerlik yapmayı çok isterdim ama top onların ayağına geçince biraz problem çözmem lazım. Boşlukları kapamam lazım. Deli gibi yön vermem lazım oyuncularıma. Yoksa o kadar boş yerleri görüyorlar ki anlatamam size. Bakın. Çok acayip top çeviriyorlar. Haydi. Ah Snyder'a. Gole giden topu Dembaba forvet olarak gol atmak yerine gole giden topları da engelleyen bir forvet oldu bizde bu. Snyder. Haydi Fernandao. Dembaba gitti. Dembaba
Korner. Korner. Orada faul bile vermedi. Avantaja bile bırakmadı o yaptığı faulü. Yardıma gel abi, yardıma. Yardıma. Yerden. Güzel yere. Hadi. Ceza sahasının dışına. Gol geliyor. Dembaba. Ulan Dembaba nasıl forvetsin? Dembaba nasıl forvetsin sen abi? Numaran 4 diye mi oynamıyorsun? Yine çok iyi başladık. Ultimate zorluk derecesinde yine çok iyi başladık ama gol bulamıyoruz. Maalesef gol bulamıyoruz. Haydi aynı atak. Yukarı bir top daha. Caner. Atıf Şişu. Ya yine Dembaba'ya çarptı ya. İnanamıyorum arkadaşlar. Haydi Snyder. Snyder çalımı attı. Snyder. Penaltı. Gol. İşte bu. İşte 1-0 öne geçtik. Dakika 19'da 1-0 öne geçtik. Yine saçma bir şey oluyordu arkadaşlar. Bakın boşa kaydı rakip. İnanamıyorum. Bakın rakip boşa kaydı. Vuramıyorduk topa. Penaltı da olmadı. Vuramıyorduk az kalsın. 1-0 öndeyiz. Haydi bakalım. Türkiye'nin gücü. Basacak yer de yok. Hadi bakalım. Arkadaşlar yayın bilmiyorum donmalardan dolayı olabilir. Bayağı geç gelmeye başladı yazılarınız. Ben maçın 15. dakikasındayım. Hemen ikiye sağlık bas diyorsunuz. Biraz gecikme var herhalde. Vurmayın. Oo, ha piatti. 23 metre zıpladı adamın üstünden vurdu ya. 23 metre zıpladı ya. Şimdi arkadaşlar bakın rakibi dele edeceğim. Top çevireceğim arkadaşlar top. Sakin futbol oynayacağım. Haydi bakalım Gökhan Töre. Sakin gördüğüm yere böyle değil. Böyle değil gördüğüm yere. Haydi çocuklar. Türkiye 1-0 öne geçti nihayet. Aradığımız golü erken bulduk bu sefer. Çok iyi top oynuyoruz. Bunu inkar edemeyiz ama nedense sol taraf bomboş. Harika top. Atıf Şeşu vur gelişine. Ya Atıf, Atıf olamaz ya. Nasıl sektirdin o topu? Geriye. Yine indirdiler. Kafa toplarında inanılmaz üstünler bize karşı. İyi geliyorlar. İyi geliyorlar. Ama biz de iyiyiz. Biz harikayız aslında. Sadece gol yollarında etkisiziz. Dembaba bugün Sakarlı üstünde olmasa 2-0 öndeydik belki de. Gördüğümüz yere çocuklar. Sakin, sakin, sakin. Yavaş yavaş geliyoruz. Geliyoruz yavaş yavaş. Atıf Şeşu baktı. Dembaba tabi ortada olmak yerine saçma sapan bir yerde durduğu için yine ortayı yapmadık. Wesley Snyder pası verdi. Melo aşağı tarafa. Geliyoruz yavaş yavaş. Gökhan Gönül sağ ayağının dışıyla sol ayak döndü. Diego Alves. Müthiş bir karambol. Atak devam edecek. Haydi çocuklar indirdik. Geliyoruz. Gökhan Gönül sağ tarafa. Gökhan Töre'ye. Gökhan Töre bir bilek hareketi. Gökhan harika bir çalım ama olmadı. Geçemedik. Biz oynuyoruz arkadaşlar. Biz oynuyoruz. 216 kişi için bu maçı almamız lazım. Bu maçta çok iyi başladık. Geçen maçta da çok iyi başlamıştık ama şanssız goller yedik. Geliyorlar. Geliyorlar. Aman Allah'ım. Haydi bakalım Volkan Babacan. Kalecimiz 60 küsürlük oyuncu. Türk olduğu için oynatıyoruz. O gücünü damarlarındaki asil kandan aldığı için oynatıyoruz. Yüzdelerin hiç önemi yok. Görüyorsunuz Dembaba 80'lik adamı görüyorsunuz. Ah ah ah. Yavaş yavaş yavaş. Daha sakin oynamalıyız arkadaşlar. Zaten öndeyiz. Haydi. Rakip de şaşırdı. Daha sakin oynamalıyız. Fernandao gitti. Haydi. İndir o topu Fernandao. Fernandao. Ah. Kendimi tokatlıyorum. Kendimi tokatlıyorum. Olamaz. Olamaz. Olamaz.
Kaçan gollere bakın. Faul. Çirkef herifler. Çirkef herifler. Sarı kart. Kaçamazsın türbüne. Hakem bak, uyarmayacaksın. Taviz vermeyeceksin. Adamın ayağını kırdın. Sarı kart bile yok. Haydi çocuklar. Snyder kaleye mi vurur? Orta mı yapar? Bilmiyorum. Snyder yaptı ortasını. Vur Fernando. Vur Fernando. Fernando. 2-0 oldu. Harika bir orta Snyder'den. Fernando. Bu takıma Fernando'yu aldıran arkadaşlara selam olsun diyor. İşte bu kadar. Harika orta, harika kafa. Kaleci böyle. Göremedi topu. İçime içime bağırıyorum arkadaşlar. İçime içime bağırıyorum. Anlayın, saat 10.30 oldu. Bağıramıyorum. Haydi bakalım. Haydi bakalım. 2-0 oldu. Artık bu maç bizim. Bizim gibi bu maç. Rakip de şaşırdı. El ayağı titriyor rakibin. Haydi çocuklar. Snyder. Bugün maçın yıldızı Snyder. Fernandao'ya inanılmaz bir top daha. Fernandao indirdi ama kötü yere. Dembaba mı ağır kaldı? Yine Dembaba'ya suçu bulalım mı bilmiyorum. Orada bir ölen oyuncumuz var geride. Hadi ilk yarıda bir gol yemeyelim. Böyle bitsin. İkinci yarıda bu maçı uyuturuz arkadaşlar. Yeter ki böyle bitsin. Bravo Gökhan Gönül. Zıpla ona Franco. Bravo Franco. Bitirme hoca. Aman 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 aman. Çok iyi oynuyoruz arkadaşlar. Nazar değmesin, çok iyi top oynuyoruz. Geldiler. Bitir artık hoca. 5 dakika uzattın. Uzak direğe. Negredo. Gaya. Çok güzel. 2-0. İlk yarının sonucu 2-0. Ayarlanıyor muymuş hava durumu? İşte yüzler gülüyor arkadaşlar. Önceden yayında bu kadar gecikme yoktu sanırım. Dediğim gibi kaliteyle alakalı. Keşke anlık olarak böyle takip edebilsem sizi. İyi olurdu. Biraz geriden geldiği için. Şimdi yorumlara bakıyorum. Haydi bakalım. İlk yarıda rakibi tamamen boğmuşuz arkadaşlar. Hiç problem değil. 2-0 öndeyiz. Türkiye. Bakmayın Fenerbahçe olduğuna, takımın adını. Ultimate Team kadrosunu değiştiremiyoruz. Haydi. Takımın adı değişmiyor. Sadece logo ve bayraklar değişebiliyor. Formalar değişebiliyor. O yüzden hiç takılmayın ona. Biz Türkiye'yiz. Türkiye'yi. Aman aman, yine efsane orta. Oha. Yiyorduk. Oha, yiyorduk. Bunun da bu ultimate zorluk derecesinin en abartılan yanı da kafaları olmuş herhalde ya. Deli gibi orta yapıyorlar. Deli gibi kafa atıyorlar. Haydi 2-0. Atif Şeşu. Sakin çocuklar. Snyder. Maçın yıldızı Snyder. Franco. Fernandao. Pardon, düzeltiyorum. Fernandao. Tam bir pivot forvet. Snyder. Geliyor Snyder. Harika sıyrıldı Snyder. Aradan pasını verdi. Felipe Melo. Hakem avantaja bıraktı. Felo kim ya? Melo orada fake attı. Allah'ım. Bir dakika arkadaşlar. Toparlamam lazım. Snyder yürüyemiyor topla beraber. Niye böyle oldu? Altı bir şey şu gitti. Ulan bu var ya, var ya. Efsane aralardan şeyleri kaçırdık. Hep Felo'nun yüzünden. Felipe Melo, Melipe Felo. Bunun yüzünden konsantrasyonumuz bozuldu. Bir önceki yayında da ara topu diyeceğime ara potu dedim. Bir bağladım. Ara potu Arabistan'da yetişen, sadece Arabistan'daki stadyumlarda yetişen bir bitkidir. Bu ara potunu kaynatıp içtiğiniz zaman ara toplarınız bak yine gol yiyeceğiz. Neyse, biraz daha ciddiyet arkadaşlar. Topsuz alanda yine oyuncularımız öldü. Aman ciddiyet. Bir gol yersek vallahi bakın maç gidebilir. Ultimate zorluk derecesine karşı oynadığımızı tekrar tekrar söyleyelim. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Evet, zaman eriteceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Volkan Babacan. Yürümüyor lan oyuncular. Oyunculara momentum girdi vallahi. Sonuçta Ultimate Team oynuyoruz. Vallahi momentum giriyor olabilir. Gitti. Offside var mı yok mu bilmiyorum. Atıf şey şu. Offside herhalde.
Aa yokmuş. Ha varmış. Dakika 60. Haydi bakalım. İndir oğlum kafayla. Sakin olmamız lazım arkadaşlar. Çok sakin olmamız lazım. Rakip bu aralar biraz daha baskılı oynuyor. Bizim topa daha fazla sahip olmamız lazım. Güzel offside. Harikasınız çocuklar. İlk golü nasıl atmıştık? Vallahi heyecandan hatırlamıyorum arkadaşlar. İlk gol Snyder, evet Snyder atmıştı. Rakibin üstünden zıplamıştı. Melo ne yapıyor? Arkadaşlar oyuncularıma momentum girdi. Vallahi billahi yürümez oldular. Haydi biz de momentumu kırmasını biliriz. Dembaba. Zaten maçın başından beri momentum var. Dembaba'ya toplar çarpıp duruyor. Atıf Şeşu açtı topu ayağından. Atıf Şeşu kaleye doğru sokuldu. Atıf baktı yerden orta. Olamaz, son anda müdahale. Şimdi rakibin hatasını izleyeceğiz. Rakip geliyor. Ne yapacağını bilmiyorum. Efsane yerlerden boşlukları görüyorlar. Perez. Yine geliyorlar. Orta yaptırmayın çocuklar. Vurdurmayın çocuklar. Bir gol yersek vallahi maçın sonu çok sıkıntıya girer. Vurdurmayın. Kapatın artık önünü şunun. Kapatın artık. Kalbim duracak. Kapatın şu topu. Oh. Oyuncu değişikliği gelsin artık arkadaşlar. Mehmet Topal'ı istiyorlar. Mehmet Topal kadroda değil ki. Mehmet Topal kadroda yok. Snyder'in yerine, maçın oyuncu Snyder'in yerine Tolgay'ı alıyorum arkadaşlar. Tolgay. Maşallah forvetlerimiz bugün Dembaba dışında ikisi de çok iyi. Şöyle yapacağım. Dembaba'nın yerine de Bruma'yı alacağım. Daha hızlı bir oyuncu. Haydi çocuklar. Ultimate zorluk derecesinde 2-0 öndeyiz. Stres yapma, stres yapma diye yorumlar var. Herkes aynı şeyi yazmış. Kafayla şut mu çekilir diye. Topal kadroda değil arkadaşlar. Herkes Topal yazmış ama. Haydi bakalım. Melo. Ortada. Bruma. Bruma. Atıp Şeşu'ya doğru attı. Bakalım geçecek mi? Geçti ama tahmin etmedik maalesef. Taca. O top bizim. Basın çocuklar, basın. Son 15 dakika artık. Bruma. Harikasın Bruma. Oyuna yeni girdin. Fernandao çok iyi çıktı. Tolgay Liverpool maçında yaptıklarını bakalım yapabilecek mi? Fernandao çok yerde topu aldı. Felipe Melo. Gökhan Töre sağdan bindiren oyuncunun önüne. Gökhan Gönül çıktı oraya kadar. Gökhan ortası indir. Ceza sahası dışında dedik ama çok geriye. Nereye? Bir kontra atak. Bravo Bruma, harikasın Bruma. Müthişsin Bruma. Atıf Şeşu, Bruma işbirliği. Bir verkaç denemesi. Tekrar Atıf Şeşu'nun önüne. Ortada büyük bir boşluk. Atıf Şeşu pasını verdi. Fernandao. 3 olduk. 3. Üçledik. Ultimate zorluk derecesinde kendimizi aşıyoruz. Ara potunun gücü. Kaymışlar aşağıdan girmiş ya. Harikasınız çocuklar. Fernandao'nun günü bugün. ...3-0 oldu arkadaşlar. İntikamımızı çok pis aldık. Bakalım çeyrek finaldeki rakibimiz kim olacak? Aman. Haydi çocuklar. 4'e gidiyoruz. Türkiye 4. gole gidiyor. Tolgay bastı topa. Atıf Şeşu yine gitti. Büyük bir boşluk. Atıf Şeşu. Orta. Lan bu nasıl kafa? İnanamıyorum. Geliyoruz. Abi Fernandao saçmalamaya başladı. Vallahi momentum yiyoruz. Ne oluyor bilmiyorum. Tolgay Arslan. Tolgay yılmıyor. Gencecik çocuk yılmıyor. Atıf Şeşu'ya. Harika top. Tekrar Tolgay'a. Vur Tolgay. Fernandao ne yapıyor lan öyle? Rakip darma duman oldu. Şaşırdılar. Biz de geliyoruz. Tolgay Arslan. Büyük bir boşluk. Harika bir top. Bruma. Lan tut topu. Arkadaşlar momentum girdi oyuncularıma. Yemin ediyorum momentum girdi oyuncularıma. Bruma topu tutmadı ya. Yani 4'ü 5'i efsane şeyleri kaçırıyoruz şu anda. Ultimate'e karşı.
Olsun. Bravo, alın. 3-0 öndeyiz Allah'tan. Allah'tan 0-0'ken olmuyor bunlar. Kesti bak, şimdi golü atar. Atıf Şeşu ta nereye kadar gelmiş. Tolgay müthiş işler yapıyor. Tolgay bastık topa. Buruma sağdan bindiren oyuncu Gökhan Töre'ye. Bir verkaç denemesi. Buruma, Tolgay'a. Tolgay aradan Fernandao gidiyor. Fernandao. Biraz yavaş kaldım. Bilerek yavaş kaldım. Atıf Şeşu, çok rahat oynuyoruz ya. Nasıl bu kadar rahat oynuyoruz bilmiyorum. Yeter yeter. Adamları oyundan soğutmayalım. Adamlar kafayı yediler. Yemin ediyorum kafayı yediler. Haydi bakalım. Dördü dağıtalım. Bu iş dörtlemeli bitsin. Bitti. Harika bir zafer. Harika bir zafer. Harika bir zafer arkadaşlar. Of. Stresli bir maçtı gerçekten. Suyu da döktüm biraz. Çeyrek finaldeyiz. Haydi bakalım, rakibimiz kim bilmiyorum. Fernandao maçın oyuncusu arkadaşlar. Snyder, aslında Fernandao ikinci golü atmasaydı Snyder maçın oyuncusu olacaktı. Ama öyle bir performans sergiledi ki maşallahı var. Tek kale oynadık ya arkadaşlar. Ultimate zorluk derecesinde, yemin ediyorum tek kale oynadık. Rakip Manchester United. Arkadaşlar rakip Manchester United. Çeyrek finali geçersek biz bunu Şampiyonlar Ligi olarak değerlendirelim. Çeyrek finali geçersek Monaco veya Borussia Dortmund galibiyle oynayacağız. Haydi bakalım, çeyrek finalde zor bir maç daha bizi bekliyor. Heh, Allah'tan Fernandao iyi oynadı, sakatlandı. Kaç maç? Hemen bakıyorum. Bir maç kolundan sakat. Tamam, Emenike de iyileşti bu arada. Emmanuel Emenike. No panik, no panik. Bitti maç. Arkadaşlar harikasınız ya. Harikasınız, harikasınız. Chatbox'ın o gol görüntüsünü çekmek istiyorum. Bana biraz yazılar geç geliyor da gerçekten şunu çekmek istiyorum ya, chatbox'taki gol sevincini. Şimdi Fernandao'nun sakatlığı var kolundan. Bu maçta şimdi şöyle bir şey, işin sıkıntılı yanı ne biliyor musunuz? Siz hala maçı izliyorsunuz. Ben şu anda maça gireceğim. Bu menüyü gördüğünüz zaman bana taktik vereceksiniz abi, şunu şunu al diye. İş işten geçmiş olacak. Şimdi Mehmet Topal'ı alalım. Mehmet Topal sesleri var. Mehmet Topal Erkan Zengin'in yerine geçsin şuraya. Tolgay müthiş işler yaptı ya. Ya bu yüzdesine rağmen nasıl oynadı? Böyle kolunu koydu, döndü, yatırdı, kaldırdı, ara toplara attı. Ara potlara attı. Ara potu içti. İnanılmaz şeyler yaptı ya. Tolgay sanki Arabistan'dan gelip o ara potunu kaynatıp içmiş bir futbolcuya benziyor. Bu kadar güzel ara toplara atılmaz. Aslında Alper Potuk ara potu içse ne olur bilmiyorum artık. Haydi bakalım arkadaşlar. Yalnız ne kadar onurlu bir kaleci çıktın ya Volkan Babacan. Harbiden babacan bir futbolcusun arkadaşlar. Baksana. Muslera'yı aldık, iki tane kafa golü yedi. Volkan Babacan'ı aldık, harika. Gol yemeden bitirdi maçı. Kadromuz güzel. Kadromuzu bu şekilde bozmayacağım arkadaşlar. Bu maça da giriyorum. Gökhan Gönül değişikliği gelebilir ilerleyen dakikalarda. Bir RM alalım Kerim Fıray'ın yerine. Buruma yedeklerde. Haydi. Bu maça da böyle gidiyorum arkadaşlar. Nasıl değiştireceğiz? Değiştiremiyoruz. Hava durumunu falan değiştiremiyoruz arkadaşlar. Manchester United. Ha, değiştirebiliyoruz herhalde, bakayım. Aynen. Bir gece maçı olsun ya artık. Bir gece maçı olsun. Düzgün bir hava olsun bu. Yağmurlu 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 nereye kadar? Şampiyonlar Ligi, açık hava,
Sonbahar olsun, açık hava olsun, biraz üşüyelim. Topu filan değiştiremiyoruz ultimate team olduğu için. Haydi çocuklar, zorluk derecesi bakın ultimate ya. Yok böyle bir zorluk derecesi. Başlıyoruz. Türkiye Manchester United maçına hoş geldiniz. Artık çeyrek final maçı. Heyecan dorukta. Dembaba umarım bu momentumu kıracak artık. Final prospects have attracted everybody who could get a ticket, the lucky ones to come and see this stage of the competition. Stadium absolutely packed, Alan. Yeah, and I think that helps the players. The good players particularly respond to this kind of atmosphere. Quarter final match, we shouldn't need any G'ing up. Evet, çeyrek final maçına hoş geldiniz arkadaşlar. 216 kişi bir sonbahar gecesinde, bir çeyrek final, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu yıldızlar karması, Sportoto Süper Lig'de oynayan yıldızlar karması Manchester United'a karşı. Haydi bakalım. 3-0, harika bir galibiyet aldık da geldik buraya. Müthiş top oynadık. Ultimate zorluk derecesinde rakibe top değirmedik. Adeta gerçekten top değirmedik. Bakalım neler olacak. İşte Van Persie görüntüde. Bakalım bu maçta neler olacak. Başarılar Türkiye, başarılar çocuklar. Bir heyecan daha bizi bekliyor. 0-0 bu maç. Emenike, işte haftalardır beklediğimiz Emenike topu kaptı. Sakin. Başarının anahtarı. Sakinlikten geliyor. Orada biri sakatlandı. Oturuyor. Harika bir atmosfer. Haydi çocuklar. Gökhan Gönül. Gökhan Töre, stres var, gerginlik var. Bakalım neler olacak. Dembaba, bu maçta Dembaba kendine gel artık. Dembaba topuk pası, yine kötü bir pas. Dembaba bugün zarar gibi. Rakip Manchester United. Rakip bu sefer diğer rakipten bir gömlek daha üstün. Golü yersek moraller bozulabilir. Hayır, toparlanın. Bravo, Volkan Babacan inanılmazsın. Vurdurmayın, Kerik. Vurdurmayın çocuklar, kapatın önünü. Nereye koşacağımı bilmiyorum. Deli gibi bir sağa bir sola dönüyorlar. Boş yerleri görüyorlar. Her tarafı kapatmam lazım. Aman Allah'ım, nereden gördün orayı? Bravo, avut, 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 avut. Bunu başka bir kaleci çıkarmazdı herhalde arkadaşlar. Volkan Babacan. İnanılmazsın Volkan Babacan. Bak bak, dibime kadar geliyorlar. Uzak, uzağa. Bravo. Haydi Gökhan Gönül. Tek top oynuyoruz. Gökhan Töre. Felipe Melo. Sağdaki boşluğa doğru. Güzel yere. Atıf Şeşu. Caner Erkin bindirdi. Caner Erkin soldan bindirdi. Bir verkaç denemesi gelebilir mi? Dembaba Caner. Haydi Caner. Sert orta. Uzak direğe. Ah 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 çocuklara. Bir kontra atak yemeyelim de artık. Az kişi yakalandık. Van Persie. Manchester United oynuyor arkadaşlar. Manchester United çok iyi oynuyor. Bu nasıl pas? Di Maria. Olamaz. Çok hızlı başladı Manchester United. Bakın 11 kişi sevindiler. Bu kadar önemli bir maç onlar için. Çok iyi oynuyorlar ya. Gerçekten çok iyi oynuyorlar ya. Az önceki 3-0'ımız bir efsane başarıydı. Akaminko. Sakin. 1-0 mağlup durumda olmamız. Haydi Dembaba. Dembaba, yetiş ona Dembaba. Uf Dembaba, uf. Bravo Emenike. Çok iyi başladın hoca, faul. Nasıl faul yok? Nasıl faul yok? Sakin oynamamız lazım. Golü bulacağız diye telaş yaptıkça şimdi rakip üstümüze gelecek. Hatalı bir kayma. Bunları da yapmamamız lazım. Rakip geliyor üstümüze. Valencia soldan orta yaptırmayın. Yaptırmayın çocuklar. Kapatın delikleri. Vurdurmayın. Bravo Franco. Haydi. Emenike'li Dembaba'nın yerini değiştirsem iyi olacak. O topu alır mıyım? Aldım o topu. Vermediler ama. Biraz daha pres. Ah, 3 kişi birbirine girdi. 3. Wayne Rooney. Nasıl bu paslaşma abi? Bravo Felipe Melo. Haydi çocuklar. Dembaba tek top oynadı. Emmanuel Emenike. Yalnız Emenike.
Dembaba tekrar Emenike'ye. Emenike'den Snyder'e. Snyder 3 kişi var etrafında. Topu sakladı. Felipe Melo. Melo bakıyor pas verecek arkadaşına. Caner Erkin sola. Atıf Şeşu. Haydi. Vallahi momentum var oyuncudan da arkadaşlar. Olamaz. Olamaz. Momentum var herhalde. Ya yetişebileceği topa koşmuyor adam ya. Coşamıyorum arkadaşlar, coşamıyorum. Saat 11'e geliyor, coşamam. Daha fazla sesimi yükseltemem. Alın o topu be. Haydi çocuklar, haydi. 1-0 mağlup durumdayız. Tribünlerde on binlerce taraftar bizim golümüzü bekliyor. Zaferi bekliyor. Aman Allah'ım, çok iyiler ya. Çok iyiler, gerçekten çok iyiler. Bir gol atmamız lazım. Aman yerden. Nasıl çıkardın o topu? Vurdurmayın. Vurdurmayın. Deli gibi oynuyorlar. İndir onu. İndir onu. Ah Emenike, mücadelen yeter oğlum. Mücadelen yeter. Beynim döndü bunların paslaşmasından. Oha. Haydi çocuklar, sakin. Sakin futbol. Başarının anahtarı sakinlikte. Gökhan sola. Atıf Şeşu. Caner yine bindirdi. Wesley Snyder. Snyder. Baktı kaleye. Snyder. İçime doğdu. Olmadı. Snyder biraz daha az doldursak zling diye girecekmiş demek ki. Defansı geçemiyoruz yani, bu şutlar yapılması lazım. Bravo Snyder, harikasın oğlum. Önüme at dedi Dembaba. Çok yavaş kaldı ya Dembaba. Çok kötü bir oyuncu çıktı Dembaba ya. Herhalde Dembaba'nın kartında momentum var şu anda. Bravo Melo, harikasın Melo. Yürü oğlum. Gökhan Töre. Gitti. Dembaba. Haydi Dembaba. Yap bir şeyler Dembaba. Orada olmaman lazım senin Dembaba ama olsun. Gökhan Töre. Dışarıya. Of of çocuklar of. Yetiş o topa, yetiş. Atıf Şeşu. Allah cezanı vermesin, bu pas ne? Aşağıya doğru oynadık. Gökhan Gönül. Orta boş. Emenike. Wesley Snyder. Yine bir fake. Wesley Snyder. Olamaz Allah'ım, olamaz. Faale bakın. Kafayı yiyeceğim, faale bakın. Wesley Snyder. Ya şuralardan bu golleri nasıl takamıyorsun Snyder? Oyunun başından beri 3-4 tane böyle pozisyon bulduk ya. Bravo. Bravo Franco. Haydi. Emenike gitti. Emanuel Emenike. Emenike soldan bindiren oyuncunun önüne. Atıf Şeşu. Bir bileri hareketi. Atıf Şeşu. Dilim de dönmüyor. Dilim de dönmüyor. Saat 11 oldu. Bağıramıyorum ki arkadaşlar. Şikayet gelmesin diye çok fazla sesimi yükseltemiyorum. Konuşamıyorum da böylelikle. Bu önemli maçlarda rütük sesimizi kısıyor. Yine biz oynuyoruz. Yine bir gol yedik. Nasıl çıkıyorsunuz abicim? O deliklerden nasıl çıkıyorsunuz ya? Formülünü bize de açıklar mısınız? Yine taç. Vallahi yine taç. Haydi çocuklar. Ah ah ah. Aman Allah'ım. Basın, 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 basın. Topukla geldiler. Tek top oynuyorlar. Paslaşıyorlar. Oha ya. Vallahi böyle bir zorluk derecesi yok arkadaşlar. Nasıl bu kadar iyi top oynayabilir ya bilgisayar? Vurdurma, vurdurma oğlum. Moraller bozuk. Manchester United. Manchester United 2'yi buldu. What an effort that is. Look at the keeper. He's just flat-footed. First time bottom left.
Yapmayın bunu ya. Yapmayın bunu ya. Maç bitmedi arkadaşlar. Az önce 3 gol attıysak bu maçta da. Ya ilk yarının sonunda bu golü nasıl yeriz ya? Gökhan Töre. Bitirme bari hoca ya. Bir kere de lehimize bir iş yap. In the first half of this quarter final, manager coming off there, he's scratching his head, he can't work it out, and I'm sure the players can't, that was pathetic. Two sides of this particular story, the home side, well, it's not going well, and the away side absolutely. Önceki yayınları izleyenler biliyorlar arkadaşlar, ses avazım çıktığı kadar bağırıyordum. Nasıl bağırıyordum? Önceki yayınları izleyin. Çok geç oldu, o yüzden heyecanı size çok fazla yansıtamıyorum ama çok önemli maçlar olduğunu unutmayın. Akaminko. Bir gol bulursak ama patlayacağım arkadaşlar. Bir gol bulursak patlayacağım. Haydi Weston Snyder kaptırdı topu. Bas ona. Felipe Melo bugün takımımızın en iyisi. Haydi Dembaba. Offside yok. Ya abi Dembaba çok zararlı bir futbolcu ya. Vallahi böyle kötü bir futbolcu görmedim ya. Sercan Yıldırım. Arkadaşlar Ultimate Team oynuyorum biliyorsunuz değil mi? Ultimate Team'de momentum diye bir şey var. Sanırım Dembaba'nın kartından momentum var. Şu anda cidden momentum yaşıyor Dembaba. Olamaz ya. Şut çekiyorum, golü çıkarıyor. Pas veremiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Haydi. Sercan Yıldırım 69'luk forvet bizi harekete geçirebilecek mi bakalım. Bakın. Dembaba ne kadar kötüyse Felipe Melo da bir o kadar iyi gibi. Bravo çocuklar. Üçülersek hayat hikayemiz biter. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Dembaba topla son oynaman Dembaba. Güzel yere. Gökhan Töre. Emanuel Emenike gitti. Haydi Emenike. Birebir de etkilisin Emenike. Emanuel. Emenike. İndi. Ortayı yaptı. Ya Atif şey şu yan artık ya. Ta Caner Erkin yandı en solda. Dembaba boynu bükük bir şekilde ayrıldı. Haydi Sercan Yıldırım. Maça yeni bir soluk getirebilecek mi bakalım Sercan Yıldırım. Sercan pası verdi. Felipe Melo bastı topa. Melo, Emanuel Emenike, Wesley Snyder. Snyder! Of, of, of. Girer miydi acaba ya? Girer miydi acaba ya? Caner Erkin. Bir kafa golü gelir mi be? Bir kafa golü. Gelir mi be? Ters top. Atak devam edecek. Gökhan Gönül. Düzgün indir oğlum. Haydi bakalım. Geliyoruz ortadan. Bir gol bulursak ikinci yarıda. Yani ilerleyen dakikalarda bunları mahvedeceğiz. Atıf Şeşu. Emanuel. Emenike. Pasını verdi. Emenike de hatalı pas. Boğduk ama boğduk. Bir gol gelirse ikinci golü mutlaka bulacağız arkadaşlar. Sercan Yıldırım. Gökhan Gönül. Çok kapalılar. Faul. Faul bekliyorum. Hakem avantaja bıraktı. Vururuz buradan. Vururuz buradan. Vururuz buradan. Snyder vurur buradan arkadaşlar. Ya da Caner Erkin. Snyder'le vuracağım arkadaşlar. Wesley Snyder. Haydi ellerinizi açın ve bekleyin arkadaşlar. 32 metre. Wesley Snyder topa doğru geldi. Çok uyuz bir şut. Şu bastırdığımız dakikalarda bir gol bulursak. Tek kale oynuyoruz zaten. Bir gol bulursak ikinci golü mutlaka bulurum. Bulurum arkadaşlar. Çok güzel yere. Gökhan Töre. Bindiren oyuncu Gökhan Gönül'e. Gökhan ortadan golü bulmalıyız. Gökhan. Ah Gökhan ah. Ah Gökhan ah. Çok iyiler ya. Vallahi çok iyiler arkadaşlar. Oha. 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 Dakika 66. Vurdurmayın. Bravo Volkan Babacan. Vurdurmayın. Adamlar her yerden pas yapıyorlar be. Yine korner. Gol kick dedi. İnşallah gol kicktir. Melo bitti. Melo'nun yerine Mehmet Topal'ı alacağım. Atıf Şeşun'un yerine de Buruma'yı alacağım. Haydi bakalım. Siz yapacağınızı yaptınız arkadaşlar. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok.
İyi geceler çıkan arkadaşlara. Haydi, Allah'tan out verdi. Dakika 75'e kadar bir gol bulursam her şey olabilir bu maçta. Caner Erkin. Mehmet Topal. Emanuel Emenike. Tek başına. Yalnız Emenike. Güzel yere. Biz de onlar gibi gelmeliyiz. Caner Erkin. Emenike. Atağa gelin, atağa gelin çocuklar. Büyük bir boşluk. Harika top. Offside. Ultimate zorluk derecesinde onurlu futbol oynuyoruz ama maalesef. Haydi al o topu. Basın çocuklar, basın. Sağdan soldan bastırmamız lazım. Pres yapmamız lazım. O topu onların taca atmasını sağlamamız lazım. Hayvan gibi çıktılar yine. Deli gibi oynuyorlar, deli. Alın o topu. Ya abi, kafalarına kıçlarına çarpıyor. Top önlerine düşüyor, olamaz. Haydi, dakikalar azalıyor. Gökhan. Sol tarafa, Buruma. Abicim, bu ne ya? Momentum mu yaşıyorsunuz siz, ne? Top indirmiyor adamlar. Haydi çocuklar, haydi. Dakikalar bir bir azalıyor. Elenince yayın da bitecek. Zaten geç oldu. Bir saat kadro dizdik. Haydi çocuklar. Türkiye ne maçlar çevirdi. Çek Cumhuriyeti maçını hatırlayın. Ya şu topu al artık be. Türkiye Çek Cumhuriyeti maçını hatırlayın arkadaşlar. 2-0'dan 3-2'ye döndürdüğümüz maçı hatırlayın. Bu maçta da bir efsane neden olmasın ki, bize beraberlik bile yeter. Emenike. Gitti. Haydi çocuklar. Of, çok kötü pas. Abi çok iyi. Hiç hata yapmıyorlar. Haydi Snyder. Haydi Sercan Yıldırım. Sercan Yıldırım çalımı attı. Sercan bastı topa. Sercan sağdan bindiren oyuncunun önüne. Güzel top. Gökhan Töre orta, korner. Kalkın ayağa arkadaşlar, kalkın. Golü bulursak bitecek bu iş. Haydi çocuklar. Wesley Snyder ceza sahasının dışına. Gökhan Töre, Gökhan Töre yatırdı, kaldırdı. Ah, ah, ah. Çok zor, gerçekten çok zor. Buruma. Lan biriniz şu topu alın. Bravo Akaminko. Çocuklar, şu an bir gol atsam yine iş biter biliyorum. Ya hoca, topsuz alanda kayıyor, uzumu kesiyor. Bir faul ver be hoca. Yazıklar olsun ya. Topu almak ölüm, yemin ediyorum bunların ayağından topu almak ölüm. Alıyoruz, yine üstlerine gidiyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Hadi be çocuklar. Vallahi benim hala umudum var arkadaşlar. Hala umudum var. Sercan Yıldırım, şu dakikada bir gol bulsam. Emenike. Emenike. Snyder. Ah. Al o topu Snyder. Snyder bastı topa. Ulan oğlum. Ya abi, nereye atıyorsun ya? Sercan Yıldırım, bitti arkadaşlar, umudumuz bitti. Ya oyun oynamıyorlar ki. Mehmet Topal. Vur lan bari oradan. Bu kupayı bundan sonra her Twitch yayınında bunu oynayacağım arkadaşlar. Bir gündüz vakti bu kupayı oynayacağımız zaman marşlarla geleceğim arkadaşlar. Her golden sonra marş açacağım size. Her golden sonra beraber coşacağız. Ama bu kupayı bir gün mutlaka alacağız arkadaşlar. Desteğinizi de alacağız. Biz onurluyduk. Daha güzel kadrolar dizeceğiz. Daha akıllı kadrolar yapacağız. Türkiye'yi mutlaka zafere taşıyacağız. Ama dediğim gibi arkadaşlar, çok zor. Yani on kere bu kupayı oynasam belki birini alırım. Belki birini alırım. Arka arkaya 4 ultimate zorluk derecesinde rakip yenmek inanılmaz zor. Yani benim için inanılmaz zor. Sizin için bilmiyorum ama
Az çok beni takip edenler oyunumu biliyorlar. Sakin oynamaya çalışıyorum. Ondan sonra sadece Fenerbahçeli oyuncularla online'da Division 1'e çıktığımın altını çizmek istiyorum. Ama bu Ultimate zorluk derecesi beni çok zorluyor. Yani bakın, profesyonel değil, bir üstü World Class değil, bir üstü Legend değil. Sadece Ultimate Team'e özel bir zorluk derecesi Ultimate. Şunları atsalar bitmiş, hep üstüne attılar ya. Ama oyuncularımda gerçekten momentum gibi bir şey vardı. Özellikle Dembaba topu ayağına aldığı zaman maşallah hediye etti rakibine. Arkadaşlar, Twitch yayınımızın sonuna geliyoruz. Hüsranla bitti. Bugün çeyrek finalde elendik. Çarşamba günü yarı finalde elenmiştik. İtalya kadromuzda Paris Saint-Germain'e maalesef İbrahimovic'le Paris Saint-Germain'e yarı finalde elenmiştik. Sow'u bugün oynatmadık. Evet. Sow'u neden almadım arkadaşlar? Çünkü fazla Fenerbahçeli oyuncu vardı. Caner vardı. Emenike vardı. Gökhan Gönül vardı. Herkese eşit düzeyde davranayım diye Sow'u almadım. Yoksa almam gereken gerçekten çok fazla oyuncu var. Alper Potuk mesela. Snyder'in yerine Alper Potuk'u alıp, yalnız çok iyi yalamış ya. Alper Potuk'u alsaydım 1-1 belki çalım atmayı deneyebilirdim. Mesela Snyder çok fazla gol kaçırdı kale dibinden. Olsun. Daha sonra bu kupa için tekrardan duyuru yapacağım. Bu kupayı bir gün alacağız desteğinizde. Bugün hep 200'ün üstündeydik. 220-230'a çıktığımızı gördüm sanırım. Duyuru yapmadan gerçekleştirdiğimiz bir yayındı. Hurra, saat 8.45'te eve geldim arkadaşlar. Akşam 8.45'te eve geldim. Baktım, yarın cumartesi. Saat de uygun. Hemen dedim 9'da canlı yayın var. Duyuruları yaptım kısa kısa. Bir baktım bir anda 200 kişi olduk. Harikasınız. Bugün benden daha iyiydiniz arkadaşlar. Siz gerçekten chatbox'ı yardırıp geçirdiniz. Beraber kadro dizdik. Zaten 1 saat Türkiye kadrosunu dizdik. Ondan sonra desteğinizi esirgediniz. Esirgemediniz. Sürekli gözüm oyunun durduğu anlarda chatbox'taydı. Harikaydınız gerçekten. Söyleyecek söz yok. Bir sonraki Twitch yayınımızda çok daha iyisini yapacağız. Zaman müsait olursa size çok daha iyi spikerlik yapacağım ve heyecanı yansıtacağım. Bir önceki bölümde böyle olmuştu. Elendik. Evet, diyecek bir şey yok. Chatbox çok geriden geliyor. O yüzden bir de bakın, şu anda hiçbir şey basmıyorum ben. Görüyor musunuz? Otomatik olarak bakın RT'ye bakın. Yukarıdaki RT'ye bakın. O tuşa basıyor gibi. Ve ben bazen gerçekten onu hissediyorum. Adamlarla yürürken adamlar böyle yan yan yürüyor gibi hissediyorum. Acaba bu RT'ye otomatik olarak basılı mı kalıyor? Bu RT tuşu bende adımlama tuşu. Belki benim garip hissettiğim şey bundan da kaynaklanıyorlar. Artık joystick'i gamepad'i değiştirmenin de vakti geldi herhalde. Harikaydınız arkadaşlar. Evet, ben chatbox'ı hala okuyorum. Maç hala bitmedi. Dakika 90'mış. Herhalde 1-2 dakika gecikme var ya yayında. Bundan sonraki yayında biraz daha düşüreceğim kaliteyi. Wesley Snyder maçımızın oyuncusu olmuş. Kadromuzun en iyi oyuncusu olmuş. Evet, bu kadardı. Arkadaşlar, yayın bitti. Ben gidiyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki canlı yayın duyurusunu daha erkenden yapmaya çalışırım. Ama şunu fark ettim. Canlı yayın duyurusunu erkenden yapmayınca daha kalabalık oluyoruz. Hurra, herkes doluşuyor. Açılın, canlı yayın varmış kapılarda sıkışanlar filan. Neyse, sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. Kırmızı Kep'i takip ettiğiniz için herkese çok teşekkürler. Twitch'te olmadığım zaman her gün YouTube kanalına mutlaka video atıyorum. Aşağıda bilgiler var. Oradan YouTube kanalımı da takip edebilirsiniz. Ben gidiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Çok 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 teşekkürler. Moderatörlük yapan arkadaşlarım, görebildiğim kadarıyla Bilal vardı, Ahmet Usta vardı, Serdar bir ara yayına girdi. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yayını kapatmam lazım arkadaşlar. Kapatma diyenler var.
Bir sonraki tadı damağımızda kalsın. Tekrardan beraber olacağız. Sizleri çok seviyorum. Haydi. Hoşça kalın arkadaşlar. Ben gidiyorum. Şu tuşu bulana kadar biraz daha elimi sallayayım. Haydi hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.